ve tanıklık edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü biz bu gece tarihi dizileri konuşacağız ama özelinde Payitaht Abdülhamit'le ilgili konuşacağız. Şimdi az önce Periskop yayınında dedim ki, hazır mısınız dedim Serman Kayabaşı ve Orhan Osmanoğlu'na. Serman Kayabaşı dizinin konsept danışmanı, Orhan Osmanoğlu tarih danışmanı. Bana attınız. Her türlü eleştiriye hazır mısınız dedik. Onlar da dediler ki tamam, biz bu gece zaten çokça yazılan, çizilen şeyleri yanıtlamak üzere buradayız. Bilmiyorum Ahmet Hocam kuliste aklında neler var, çok fazla dillendirmedi. Bakalım o bu gece neler söyleyecek. Ama tabii bizler de çıkarttık. Şimdi ülkemizin önemli tarihçilerinden, köşe yazarlarından, sosyal medyada olsun, gazetelerde olsun bir takım eleştiriler gündeme geldi. Bir kere çok kaliteli bir yapım. Öncelikle hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Esfilm çok önemli bir işe imza attı. TRT 1 gerçekten önemli bir projeyi sahiplendi, ekrana taşıdı. Bunun zaten tartışılacak bir tarafı yok. Ama onun dışında söz konusu bir tarihi dizi ise, geçmiş dönemlerde de çokça konuşulmuştu, bazı şeyler çok tartışılmıştı. Ve bugün Payitaht Abdülhamit, hem Abdülhamit'in şahsi kişiliği itibariyle tartışmaya açık bir alan. Maalesef biz hala bazı şeyleri oturtabilmiş değiliz. Dizinin özelinde de konuşulan, tartışılan bazı şeyler var. O yüzden bu gece konuşacağız. Sormak istiyorum etiketine bizlere yazmanızı rica ediyoruz. Yorumlarınızı yazabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz, eleştiri yapabilirsiniz. Benden de okuması. Ne hediye edeceğiz sizlere, bunu da hemen söyleyeyim. Tahsin Paşa, Sultan Abdülhamit'in sırdaşı, onun Yıldız Sarayı hatıraları Yakın Plan yayınlarından. Fakat ben istiyorum ki bu Tahsin Paşa'nın hatıralarını siz okurken Orhan Osmanoğlu imzalamış olsun. Ve Yakın Plan yayınlarından 20 adet Orhan Osmanoğlu imzalı Tahsin Paşa hatıraları olur mu? Olur. Serman Kayabaşı'nın Direniş Karatay, bu yeni çıkmış bir roman ve Operasyon, bu da çok enteresan bir kitap, okumanızı tavsiye ediyoruz. Hadi bizim de bir, biliyorsunuz, gündem ötesi kitaplığımız var sizlerle birlikte oluşturduğumuz. Bu kitaplıktan da size hediye edeceğiz set olarak. İnşallah okursunuz, beğenirsiniz. Şimdi sormak istiyorum etiketine yollayacaksınız dedim. Bir de her hafta olduğu gibi size sorumuz var. Bu kez sorumuz şu. Sultan Abdülhamit'in vefat eden çocuğu için yaptırdığı hastanenin ismi nedir? Bakalım bilecek misiniz diyelim. Şimdi tarih diziler tabii ki her zaman faydalı. Yani en azından bir takım gerçekler ortaya konduğunda. Geçmişle ilgili fazlaca fikri olmayanlara malumat veriyor, meraklandırıyor, işte kitapları okuyor, daha çok araştırıyor vesaire. Mesela Ekrem Buğra Ekinci demiş ki o da hocamıza da buradan selam olsun, Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci. Zamanın tarihi film ve romanlarının çoğunun arkasında iyi niyet var. Hani bunu bir kenara koyalım. Ama bilmesi gereken kişiler bile bazen doğruyu bilmiyor. O yüzden insanlar hani onlar da ne yapsın gibi bir tweet atmış. Bunu da söylemiş olalım. Yani iyi niyet olduğu müddetçe her zaman ortaya konan niyet yerini bulur. Ben oraya bir açıklama getireyim dilerseniz. Nedir hocam? Şimdi tarihi dizilerin arkasında her zaman iyi niyet yok. Bir defa bunu çok net bir şekilde ortaya koymak lazım. Maalesef hatta genelde iyi niyet yoktu. Yani genel anlamda tarihi dizilerin arkasında ben iyi niyet sezmiyordum açıkçası. Ve bunu son yıllarda, özellikle 5-6 sene önce bazı diziler bilhassa neredeyse maksatlı diyebileceğim bir şekilde gündeme getirilmişti. Mesela bir Kanuni dizisi gerçekten perişan bir diziydi. Fakat mesela ben bugün TRT'yi tebrik ediyorum. Hem Diriliş'le hem Payitaht İstanbul'la niyeti samimi bir şekilde, iyi niyetle yapılmış olan diziler. Bakın bunlar da tenkit ediliyor, edilecek. Daha güzellerinin olması lazım. Arkadaşlarla bugün burada böyle bir programı gerçekleştirmiş olmamız güzel bir şey. Tenkitler yapıcı olmalı, tenkitler dikkate alınmalı. Bunlar gerçekten önemli hususlar. Ama niyet kötüyse zaten tenkidin de fazla bir şeyi kalmıyor. Sen istediğin kadar tenkit et. Adam bunu dikkate almıyor. Dikkate alsa da umurunda da olmuyor. Ben burada başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Mesela bugün Payitaht İstanbul'u
bazı tenkit edenler... Haytat Abdülhamit. Haytat Abdülhamit'i, özür dilerim. Evet. Bazı tenkit edenler Muhteşem Yüzyıl'ı hiç tenkit etmediler. Bilakis izlenmesini istediler. Bilakis takip edilmesini istediler. Bilakis tarihimizi öğreniyoruz dediler. Şimdi burada bir maksat var. Osmanlı'yla iyi niyetli yaklaşıyorsanız, iyi niyetli, sizi hemen üzerinizi çiziyorlar. Hemen kötülemeye başlıyorlar. Fakat Osmanlı'ya vurmak, Osmanlıları yere düşürmek, Osmanlıları işte maksatlı bir şekilde kötülemek, karalamak, iftira etmek varsa, aman efendim ne oluyor diyor, ne var diyor. Mesela ben bir diziyle ilgili doğru bir tek karesi yok dedim. Doğru bir tek karesi yok. Bunu ifade ettim. Mesela şimdi o zaman gerçekten Türkiye'de yıllardır yazar, çizer, düşünür olan o zaman bir Kültür Bakanı vardı. Bir de Nazlı Ilıcak vardı. Siz tarihi diziden mi öğreniyorsunuz? Bu dizidir, bu tarihtir. Ne olacak? İnsanlar eğleniyor, izliyor falan filan dediler. Sonra baktık, İbrahim Paşa öldürüldüğü gün tarihimizden nefret ediyoruz dediler. Bu dizidir, bunu izleyin, buna bakın, buna dizi diye bakın. Başka bir olay oluyor, tarihimizden nefret ediyoruz. Ben de o zaman böyle masaları yumrukladım. Çok bilmiş kadın. Sen dedim yani İbrahim Paşa'nın öldürüldüğünü bugün mü duydun? Bugün mü öğrendin? Daha duymadın mı 500 sene önce? Hani bu diziydi? Şayet aleyhindeyse iyi niyet yok. İyi niyeti de görüyoruz. Bugün iyi niyetli yapımlar görüyoruz. Kötü niyetler bugün neredeyse yine izleniyor. Bunları görüyoruz ama artık milletin de gözü açıldı. İnan hava durumu kadar reyting yapmıyor. Ama iyi niyetli olanlar eksiği olabilir, artısı olabilir, daha iyiye gider. Hatta bundan sonra daha iyiye gitmezse gitmeyecek olan diziler de bitecektir Türkiye'de. Ben buna da inanıyorum. Çünkü bitiyor. Gerçekten aynı Muhteşem Yüzyıl gibi etkili, yine görüntüsü, diğer faaliyetleri ondan aşağı kalmayan diziler bakıyorum hava durumunun gerisinde. Maksatlı olanı artık insanlar izlemiyor. Hasıtlı olanı izlemiyor. Şimdi tabii ki sizin ortaya koyduğunuz... Niyetin zaten kötü niyet olmaması lazım ama böyleydi. Şimdi hocam tabii ki sizin ortaya koyduğunuz tespitler hani önemlidir. Hem taşımış olduğunuz profesör... Yani ben burada izleyicimize bir şey söylüyorum. Mesela şeyi tenkit edenler, bunların isimleri var. Muhteşem Yüzyıl'ı da tenkit etmiş mi? Veya övmüş mü? Sadece internette ne demiş diye girecekler. Ben bugün tenkit edenlerin de iyi niyetini, kötü niyetini, art niyetini oradan anlıyorum. Bazısı hocam, o böyle mal bulmuş mağribi gibi atlıyor. Hocam bizim ama burada yok. Geçtiniz. Ya niyet meselesi ben de şimdi belki tabii birazdan siz öyle eleştirilerde kötü niyet hani ya burada ben bir art niyet arıyorum eleştirildik ama. Ben şimdi burada ama... çok isim de vermek istemiyorum yani açıkçası. Hiç anlaşılmadı hocam söyledikleri. Allah razı hiç izin vermedi. Elin Hanım Şehzade Mustafa'nın boğdurulma sahnesinde o gece sabaha kadar benim telefonum susmadı. Tweet arkasında tweet baktım böyle belki o akşam böyle bir 5000 tane tweet geldi bana. Ne diyor? Boğdurma sahnesinde biz artık işte yine duymuş o millet. Hakaret mi gelmedi? Neler gelmedi? Nasıl Şehzade'ye işte nasıl sen nasıl aileden geliyorsun? Neler yazmışlar bana. Ben neler yazmışlar? Ilk yani ilk defa kanunin tabii tarih okumadıkları için çoğu gözyaşları sel oldu sabaha yani, kadar ya Şehzade Mustafa. Vallahi neler yazdılar bana ya biz artık seni söyle takip mi etmeyeceğiz. İşte sen işte bu ailenin torununsun nasıl öyle büyük deden oğlunu boğduruyor. Nasıl öldürüyor? Daha bekliyorum diyor. Bir tane daha geliyor yolda. Dizinin ilk bölümünü izlediğimde Mustafa öldürüldüğü gün mendil yetişmeyecektir kalkına dedim. Ama kanuni mahkemeye vereceklerini bilemezdim. Kanuni mahkeme vermişlerdi. Tabii kanuni mahkemeye bile verildi. Onu ben kaçırmışım. Evet, o kadar. Enteresan. Ve Hürrem Sultan'ın da kabri korumaya alındı. Ya şeyde Bursa'da birisi evet şeye verdi. İki gün sonra mı? Üç gün sonra mahkemeye verdik. Gerçi o Kurtlar Vadisi'nde Çakır mı? Ne? Bir karakter vardı gıyabi, değil mi? Gıyabi cenaze namazı kılmışlardı öldü diye. Ya biz işte ne bileyim duygusal milletiz mi diyeceğiz artık ne diyeceğiz? Bunu öyle bir şeye bağlamak gerekiyor herhalde. Evet. Şimdi başlayalım mı? Tabii. Tamam. İsterseniz önce şu elçiyi tokatlama sahnesiyle başlayalım mı?
Nasıl çıkması isterseniz. O zaman o sahneyi bir görelim. Ondan sonra da ne yazılmış bununla ilgili. Ben birkaç cümle okuyayım. Sonra da topu atayım buraya. Buyurunuz. Mahmut Paşa sen kal. Şimdi bu tokat sahnesi çok konuşuldu. Çok güzel bir sahneymiş. Güzel çekilmiş. Evet. Güzel çekeyim şimdi. Gerilimi de güzelmiş. Evet hocam. Senaryo olarak da alalım iyi. Sizden yorum alalım hocam. Bardakçı'dan bir okuyayım mı? Murat tabii. Bardakçı'dan. Bak lütfen. Murat Bardakçı demiş ki... şimdi protokole riayetiyle bilinen Sultan Abdülhamit'in İngiliz elçisinin suratına şırrak diye bir aynen öyle yazmış şırrak diye bir tokat akşettiği sahneye temas ediyor burada. Diyor ki şimdilerde biz yeni bir iftihar vesilesi edindik. Bir dizide İsrail'e karşı operasyon mu yapıyoruz? O operasyonun sadece ekranda olduğunu göz ardı edip sanki Kudüs'ü tekrar fethetmiş gibi övünme krizlerine giriyoruz. Payitahtta da öyle oldu ve hayali bir tokatla İngiliz'e karşı asırlık hıncımızı çıkartıverdik demiş. Sahneyi en iyi anlayanlardan bir tanesi Murat Bardakçı olmuş. Neden derseniz biz bu dizinin konseptini kurarken ve senaryosunu ilk bölümünün ikinci bölümünün senaryosunu yazarken senaryo ekibimizle oturduğumuzda şöyle bir şey düşündük. Sultan Abdülhamid'in bu dizideki başlıca düşmanı kimdir? Çünkü oyuncuların verdiği oyunlardan insanların kafası karışabilecekti. Mesela Mahmut Celaleddin Paşa, kötü karakterlerin en fazla ekranda görüneni Sultan Abdülhamid'in en büyük düşmanı olarak algılanabilecekti. Veya Mahmut Celaleddin Paşa'nın oğlu Sabahattin, yani ileride Prens Sabahattin adını alacak olan Sabahattin en büyük düşmanı olarak algılanabilecekti. Peki biz ne dedik? Şöyle bir yorum yaptık kendimizce. Sultan Abdülhamit'in kurduğumuz konsepte göre düşmanı, devlet aliyenin o zamanki en büyük düşmanı İngilizler. Ve Sultan Abdülhamit'in Avrupalı devletlere karşı yaptığı hamlelerle attığı soyut şeyler var, tokatlar var. Biz dedik ki izleyicimizin zihninde yer etmesi açısından Sultan Abdülhamit'in Avrupa'ya vurmuş olduğu bu soyut tokatları biz bir şekilde somutlaştırsak ortaya nasıl bir şey çıkar dedik. Birincisi hataya düşülen bir nokta var. Bu izlediğimiz beyefendi İngiliz büyükelçi değil, İngiliz bir iş adamı. Sahnedeki İngiliz elçi denilen zat aslında İngiliz demir yolları şirketi adına İstanbul'a gelmiş olan bir iş adamı. Ve dedik ki peki biz Avrupa'ya bir tokat attıysak nasıl bir tokat atmışızdır? Osmanlı tokatı atmışızdır. Hatta masada biz birbirimize Osmanlı tokatını tarif ettik. Yani işte eli böyle kaldıracak, omzundan destek alacak, çok sert bir şekilde vuracak vesaire diye birbirimize bu Osmanlı tokatını somutlaştıralım diye anlatmıştık. Fakat bu biraz daha yumuşatılarak farklı bir tokat sahnesi çekildi. Neticede böyle bir sahne ortaya çıktı. Şimdi bu sahnenin üzerine bizim aldığımız eleştirilerden bazılarını ben size söyleyeyim ne kadar insafsız eleştiriler almışız. Sultan Abdülhamit nazik ve kibar bir adamdı. Asla birine tokat atmazdı. Mesela bende Vahdettin Engin var. Diyor ki protokol kurallarını çok önemser, karşısındakini ikaz etmesi gerekiyorsa tokat atmaz ama tokattan daha etkili sözler sarf ederdi demiş. Evet, dizimizde bolca söylüyor Sultan Abdülhamit böyle sözler. Şimdi birincisi Sultan Abdülhamit nazik ve kibar bir adamdı. Senaristler çok farklı bir Abdülhamit portresi çizmiş diyorlar. Ben senarist olarak değil dışarıdan normal bir izleyici olarak izliyorum. Çok kibar ve nazik bir Abdülhamit portresi var dizimizde. Biz çok kaba ve anlatıldığı kadarıyla sert bir imaj ortaya koymuyoruz. İkincisi Sultan Abdülhamit protokol kurallarına uyar ve her zaman mesela odasına girenleri ayakta karşılardı. Bunu birinci bölümü izledikten sonra özellikle çok fazla eleştirildiği için söylüyorum. Birinci bölümü ben bu eleştiriler geldikten sonra tekrar izledim. Sultan Abdülhamit'in oturarak birini karşıladığı sahne yok dizide. Sultan Abdülhamit odasına giren herkesi mutlaka ayakta karşılamış. Mesela dedesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresi önünde karşılıyor ama ayakta. Veya pencerenin önünde gazete veya bir şey okurken karşılıyor yine ayakta. Misafiri geldikten sonra oturuyor. Dolayısıyla yapılan eleştirilerde biraz haddin aşıldığını görüyorum. Şimdi isterseniz ben hani sahne sahne meseleye girmeden önce
biraz senaryo masasından size bir genel bir şey anlatayım. Yani biz niye böyle bir Abdülhamit yazıyoruz veya biz neyi yazıyoruz? Biz kimin Abdülhamid'ini yazıyoruz? Vallahi kimin deyince şimdi şöyle, özellikle eleştiriler arasında çok hani ağır olarak benim düşündüğüm, hani sizin de kulağınıza gelmiştir. Şimdi Abdülhamit öyle bir karakter ki, yani böyle okudukça daha çok şaşırıyorsunuz, okudukça daha çok etkileniyorsunuz, etkilendikçe gerçekten gözünüzde böyle bambaşka birisi canlanıyor ve şunu görüyorsunuz, ya bir dakika, ya bu o kadar bahsedilen ve eleştirilen kişi gerçekten bu mu? Ama işte o karakteri verirken mesela yine önemli isimlerden bir tanesi, mesela ahmakların Abdülhamit'i gibi bir ifade kullanmıştı. Evet. Evet, bu herhalde sizi yaralamıştır diye düşünüyorum. Şimdi bakınız Pelin Hanım, Osmanlı Devleti'nde mekteplerde hocamız daha iyi bilir, talebelere dört şey özellikle öğretilir ve tembih edilirdi. Dört şeyi çok iyi bilin çocuklar denilirdi. Bir had, iki hudut, üç hak, dört hukuk. Yani haddinizi bileceksiniz, hududunuzu da koruyacaksınız. Hakkınızı bileceksiniz, hukukunuzu da koruyacaksınız. Şimdi biz diyoruz ki senaryo ekibi olarak ve Sultan Abdülhamit dizisini yazan, çizen, oynayan veya yapım ekibi olarak lütfen dizimizi eleştiriniz. Ama bizim de bir hududumuz var, oraya da girmeyiniz. Hı. Veya diziyi eleştirirken haddi aşmayınız. Hakka, hukuka riayet ederek eleştiriniz. Şimdi deniliyor ki ahmakların Abdülhamid'i sahneye yansıtılmış diye milliyetçi muhafazakar camianın bir yazarı bu ifadeyi kullanabiliyor. Peki neden bunu söylüyor? Güya biz dizimizde Abdülhamit Han için Allah'ın yeryüzündeki halifesi ibaresini kullanmışız ve biz cahilmişiz. Biz bilmiyormuşuz. Bu yüzden de ahmakların ortaya çıkarabileceği bir Abdülhamit portresi çıkarmışız. Türkler kendi devletlerine hiçbir zaman kendi hanedanlarının adını koymadılar. Hocamız kitaplarını yazdı. Daha açık bir şekilde bize anlatabilecektir belki. Mesela biz Selçuklu Devleti'ne Selçuklular, Selçuklu Hanedanı, Selçuklu Devleti adını vermedi. Devlet-i Aliye'ydi o devletin adı. Osmanlılar kendi devletlerine bizim söylediğimiz gibi Osmanlı Devleti değil, Devlet-i Aliye diyorlardı. Neden derseniz, bizler devletimize, daha doğrusu devletleri kuran hanedanlarımız kurdukları devlete yeryüzündeki Allah'ın devleti gözüyle bakıyorlardı. Ve kendi hanedanlarının ismini bu devletlere vermeyi kendileri açısından bir ayıp olarak görüyorlardı. Bu kadar riayetkar ve hürmetkar insanlardı. Şimdi hal böyleyken mesela biz normal izleyici için herhangi bir sorun olmayacak. Allah'ın yeryüzündeki halifesi, yani Allah'ın yeryüzündeki devletinin halifesi sıfatını dizide söylettiysek bu kadar ağır eleştiriye uğramamız gerekiyor mu? Elbette ki felsefi yorumlarına girilebilir. İslam felsefesi tartışılabilir ama bunun yeri Sultan Abdülhamit dizisi değildir ki. Bunun yeri akademik çalışmalardır, bunun yeri felsefi tartışmalardır. Bu bir senaristin tartışacağı konu da değildir aslında. Dolayısıyla efendim bu diziyi yazanlar cahildir, bu diziyi yazanlar eçheldir gibi laflar eden insanlar çıktı. Ve bunlar hali hali Sultan Abdülhamit kitabı yazmış olan insanlar, Sultan Abdülhamit hakkında yüzlerce konferans vermiş olan insanlar. Ve biz karşılığında ne dedik? Niçin eçelmişiz biz? Yani cahilden de öteymişiz biz. Sultan Abdülhamit'e kravat taktırmışız. Allah'ın aşkına. Sultan Abdülhamit hakkında kitap yazacak olan bir yazar, 1000 tane kitap arasından 10 tane kitap seçecek olsa, bir Tahsin Paşa'nın hatıratını seçmek zorunda, 2 kızlarının hatıratını seçmek zorunda. Siz ilk 5'e bu kitapları koyup kaynakça yapmadan bir Abdülhamit kitabı yazıyorsanız hiçbir şey yazmayın. Siz Tahsin Paşa'nın kitabını okumadıysanız, Sultan Abdülhamid'in kızı Şadiye Osmanoğlu anamızın kitabını okumadıysanız ve orada Abdülhamit Han'ın kravat taktığını görmediyseniz bilene ve okuyana cahil deme hakkınız yok. Asıl cahil sizsiniz. Bir şey sorabilir miyim? Bunu gerçekten bilmediğim için soruyorum yalnız. Mesela Sultan Abdülhamit'in kravat takmış olması veya takmamış olması neyse, yani bunun bir sembolik anlamı mı var ki burada tartışma konusu oluyor? Yani ne oluyor? Takınca ne oluyor? O
hani şey mi, böyle batıya ait bir şey falan onu takıyor ve oraya, sıkıntı oraya mı? Ben bir ilavede de bulunayım mesela. Kravat bir defa takmıştır. Veya işte Osmanlı'ya ait bir mehter vardır. Mehter o gün kullanılmıyordur ama Osmanlı'nındır. Bunlar çok fazla etkileyecek şeyler değil bir dizide. Yani kıyafetin şöyle olması, şu olması, bu olması çok şey değil. Mesela ben burada Selman Bey'e bir şeyi sormak isterim. Bir şeyi konuşmak isterim. Belki hani tenkit edilenler var, çok edilmeyenler de var, gözden kaçan. Mesela şimdi Selman Bey hani söylerken şöyle bir ifade kullandı. Biz bir Abdülhamit nasıl olmalı? İşte bir Tokat İngiliz'i düşman olarak göstermeliyiz. Aslında bunlar esasında var işin. Bu doğru. İşin esasında zaten Abdülhamit Han'ın en büyük düşmanları belli. O zaman bu düşmanı mesela tokat attırmak şeklinde değil. Bu düşmanı başka türlü ifade edebilmek de çok güzel olurdu. Yani şimdi burada Selman Bey'in yaptığı kurgu bize söyleyince evet bunu Selman Bey'e tamam güzel bir şey ortaya koyuyorsun. Tabii biz konuştuk diyor. Ben burada tarih danışmanlarına biraz açıkçası tarih danışmanlarını anlamıyorum Türkiye'de dizilerin. Hatta tarih danışmanlarının bu haliyle bulunmasını dahi anlamıyorum. Bugüne kadar yapılmış dizilerde bir tane tarih danışmanına ihtiyaç yok. Bugün de yok. Niye yok? Çünkü mesela sizin orada en az 5 tane Pelin Hanım önünüzde birilerinin tenkidi var. Bu tenkitlere bir tane tarih danışmanının cevabı yok. Gazetelere yansımış. Twitter'lara yansımış. İşte ne bileyim mesaj olarak atılmış. Bir yerde bir açıklamada bulunmuş. Bir tane evet veya hayır. Bir profesörün adı geçiyor tarih danışmanı olarak. Niye geçiyor? O kadar kitabı Selman Bey de okuyor. Orhan Bey de okuyor. Herkes okuyor. Bu kitaplardan çıkıyor zaten bilinen. Tarih danışmanının görevi bazı şeylerde ortaya koymak. Mesela tokat, evet Selman Bey şunu diyorsa hani bu tokat atıldı, insanların ilgisini çekti. İlgi çekmek için yaptı. O zaman bu gerçek değil. Yani aynı Selman Bey aynı zamanda bunun gerçek olmadığını vurgulamış oluyor. Peki ben bunun gerçek olarak daha fazla ilgisini çekebilir miyim? Çekmeli miyim? Hocam hiç, nasıl çekebilirim? Hiç olmayan bir şeyi de yapmadık onu da söyleyeyim. Şimdi tamamen de söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Mesela Tahsin Paşa'nın hatıralarını okuyanlar orada şöyle bir hadiseyi göreceklerdir. Tahsin Paşa diyor ki bir gün diyor İzzet Paşa bir mesele sebebiyle sultanımızın huzuruna girdiler. Sultanımız o gün çok kızgındı diyor İzzet Paşa'ya ve beni çıkardı diyor odadan. Bir süre diyor İzzet Paşa ile baş başa görüştüler. İzzet Paşa diyor odadan çıktığında onun yüzünü görmeyi hiç arzulamazsınız diyor. Doğru. Öyle bir paylamış ki diyor İzzet Paşa'yı. Yani dolayısıyla hani Sultan Abdülhamit nazikti, kibardı, amenna, ben de nazim, ben de kibarım ama zaman zaman ben de çok sert bir adam olabiliyorum. Yani bir insan sert davrandığı gün bu adamı hüdük göstermişsiniz diye bir eleştiri yapılacaksa orada art niyet vardır. Gelelim yani. Mahmut Paşa'ya. Mahmut Paşa siz istemeseniz de en kötü noktada. Evet. Fakat Mahmut Paşa bu esnada sarayda mı? Sarayda bu kadar bulunuyor mu? Saraya bu kadar geliyor mu? Mahmut Paşa'nın hanımı sarayın görevlisi mi? Sarayın idarecisi mi? Mahmut yani Paşa'nın hanımı bu arada Sultan Abdülhamit'in kardeşi. Kardeşi. Damat. Damat yani. Ha? Ama damat kadınları asla sarayın idarecisi olmamıştır. Yani olmazlar. Olamazlar. Saray idarecisi, padişahların hanımları bile olmadı. Şimdi hocam. Yani şimdi neredeyse, şimdi bu ikisini koyduğunuz an saraya, saray şu anda entrikadan geçilmiyor. Ben Abdülhamit Han'ı dış entrikalar, dış ülkelerin entrikaları, dış ajanlar, iç ajanlar, bunlarla mücadele edenler, bambaşka bir nokta. Şimdi entrikaya oturuyor dikkat edersek. Buraya ama oturmaması. Hocam, ama şimdi yani sarayda ama bir dakika daha ben buraya gireceğim. Tamam, bu ikisi sarayda değil. Saraya bu kadar da ne bol girerler ne de bulunurlar. Şimdi hocam entrika nerede onu bir alalım da. Nerede entrika? Abi entrika şimdi. Yoksa bir tane anlat da şimdi hocam. Şimdi sarayın içerisinde kızı bıçaklıyor. Evet. Ve o hastaneden kızı kurtarmaya çalışıyor. Evet.
Bunlar entrika değil mi? Hocam, çıkıyor ötekiyle şimdi, şeyle beraber. Mahmut Paşa çok tatlı bir karakter değil mi hocam? Niye uzakta tutalım? Yani sarayda yani bol bol izleyelim. Şimdi Mahmut Hoca şey Mahmut Paşa'yı ayrı hele pastırma işi falan gördünüz mü hocam siz? Veya evet. Pirzoların işini şöyle gördünüz götürüyor. Mü? Gördünüz mü? Bunun bana bana yazıyorlar yani işte ne zaman ölecek? Ya işte ne zaman işte ihaneti ortaya çıkacak? Yani bunu ortaya çıktığı anda diziden çıkacak. Artık biz onu çıkartmak hocam, istemiyoruz. Hocam bizim dizimizde de Mahmut Paşa ve ailesi evet. Sarayda değiller aslında. Ayrı bir konakları var ve bunu ara evet. ara da gösteriyoruz. Orada yaşıyorlar. Fakat şimdi dizi yazıyoruz nihayetinde. Biz bu karakterler üzerinden bir kurgu yapmışız. Şimdi Mahmut Paşa bu kadar saraya gelmez dersek saraya hiç kimseyi getiremeyiz o zaman. Görevi yok. Görevi yok ama niçin geliyor saraya? İngilizlerin demiryolu hattındaki imtiyazı için geliyor aslında. Bu da Hicaz demiryolu değil. Evet. Mesela Bağdat demiryolunda bir etkisi var. Ama Hicaz demiryolunda neredeyse hiç etkisi yok. Hocam bizim de zaten senaryomuzun başladığı nokta Hicaz demiryolunda başlattık. Ama biz günü gününe, yılı yılına onu takip edemeyiz. Şimdi iş nereye gidecek? İşte Alman İmparatoru davet edilecek, Berlin-Bağdat demiryolu hattı üzerine konuşmalar yapılacak vesaire vesaire. Mesela Hicaz demiryolu ile ilgili de birçok hocamız bizi eleştirdiler. Efendim neymiş? Biz İngilizlerin parasıyla Hicaz demiryolunu yapıyormuşuz. Yahu el insaf. Yani ikinci bölümde hemen izledik. Tahsin Paşa'ya bir vazife verildi. Bütün İslam beldelerinden, camilerden Hicaz demiryolunun yapılması için yardımlar toplandı. Ve Sultan Abdülhamit dedi ki bu hattı tamamen kendi paramızla yapacağız. Kendi paramızla inşa edeceğiz dedi. Yani ikinci şimdi, bölümde o şey evet değinildi. Şimdi ona. Bir insanın az önce de söyledim. Ben birçok hocamızı bize eleştiren hocamızı ziyaret ettim. Telefonla aradım. Kimisiyle mesajlaştım. Teşekkür ettim kendilerine. Ama söylediğim gibi yani eleştirilerin birçoğunu alıp hakkaniyetle cevap verdiğimiz gibi bazılarını hiç iltifata tabi görmüyoruz hocam. Bunun sebebi de bakın biz senaryoyu yazarken arkadaşlarımızla daha dizi başlamadan önce şöyle kendi aramızda bir konuşma geçti. Arkadaşlar bu dizi yayınlandığında bizi kim eleştirecek? Ve biz dedik ki Theodor Herz meselesi sebebiyle bizi Siyonistler eleştirebilir dedik. Efendim İngilizlere tokat vurma sahnesi sebebiyle buradaki İngiliz Büyükelçiliğinden veya İngiltere'deki basından bize eleştiri gelebilir dedik. Burada kötü gösterdiğimiz tarihteki karakterlerine uygun düşen karakterlerimiz var. Mesela Mahmut Celaleddin Paşa, Prens Sabahattin'in yaşayan torunlarından bize eleştiriler gelebilir dedik. Şehzade Abdülkadir Efendi biraz daha beklenen, düşünülen, hayal edilen şehzade karakterinden farklı bir karakter çizildi. Dizide. Görüştüm. Ki o da az sonra Orhan Bey anlatır. Onların torunlarından bize eleştiri gelebilir dedik. Ama ben söylüyorum, vallahi İngiliz'e tokat attık diye Abdülhamid'i yıllarca öven, kitaplar yazan, muhafazakar yazarlardan eleştiri alacağımızı hiç evet. düşünmedik. Biz Theodor Herz'i işledik, Sultan Abdülhamid onunla mücadele etti diye, ben ömrümü Siyonizm karşıtlığına verdim diyen hocalarımızdan eleştiri alacağımızı vallahi düşünemedik. Ve sırf Sultan Abdülhamid'le hanımını ve çocuklarını bir sade kahvaltı sofrası etrafında buluşturduk diye kıyamet kopardılar. Bu nasıl bir saray hayatıdır dediler. Bu nasıl bir ailesiyle yemek yememiştir dediler. Yemek yememiştir. Onlara Sultan, geleceğiz zaten. O demek ki hocam söylediğiniz kitapların arasında Ayşe Sultan evet. var. O da şimdi bir Şehzade önemli. Abdülkadir'i mesela biz farklı bir karakter olarak mesela Şehzade size. Abdülkadir fazlaca harcanmış. Mesela niye harcanmış? Yazılanlardan olsa? Bir tanesi Şehzade Abdülkadir'in dizideki rolü tarihi gerçekliğe çok uygundur. Hatta Orhan Bey siz lütfen anlatın. Şimdi Şehzade Abdülkadir Efendi çok serbest yaşayan, saray kaidelerini ona sıkı gelen, yani devamlı saraydan kaçarmış. Artı düşünceleri daha özgürcü, daha böyle bir saray içerisinde hürriyetçi böyle düşünceleri var. Ama biz dizide bunu bana da sordukları zaman biz bunu hain göstermedik.
Şimdi gelelim, ben torunlarıyla görüştüm. Çok da iyi ahbabım. Yani görüştüğümüz, buradan selam gönderiyorum Beyzade Ömer Efendi'ye. Aradım, konuştum. Dedim, nasıl görüyorsun? Vallahi dedi, Orhan'cığım çok tebrik ediyorum. Dedeme dedi, aynen gösterdiniz dedi. Aynen böyle hürriyetçiydi. Biraz işte dışarıya sık giderdi dedi. Ayrıca da o taktırdığımız şapkadan dolayı da biz eleştiri aldık. Efendim Şehzade'ye nasıl fötr şapka taktırırsınız? Ama takıyordu. Ya dışarı şimdi herkesin zaman kafasında takıyordu. Bir Osmanlı var yani, ya herkesin... Ya o çok zor bir şey yani onu kırmak çok zor bir evet, şey. Evet takıyordu dışarı İnanır çıktığı mısınız? Zaman ona takıyordu. Ona ben bile düşüyorum yani o tuzağa ben bile düşüyorum. Evet. Şimdi takıyordu deyince Şehzadeliğinde mi takıyordu? Şehzadelikken daha sonra da taktı, sürgünde de taktı, şehzadelikken de takıyordu. Sarayın dışına çıktığı zaman... Nasıl bir fotoğrafı mı var? Hocam sarayın dışına çıktığı zaman o fötr şapkayı takıyordu. Ben ailesiyle görüştüm de. Evet takıyordu. 18 yaşına 20 yaşına kadar ve şeye düşkündü Şehzade Abdülkar Efendi. Yani böyle sarayın içerisinde sıkıya gelemiyordu. Dışarı gezmeyi seviyordu. Efendim arkadaşları ile gidiyordu. Arkadaşların içerisinde de hep Prens Sabahattin vardı. Yani Prens Sabahattin devamlı o karşısında geçerdi. İşte babanız işte yanlış yapıyor, babanız şöyle yapıyor, işte babanız şöyle yapıyor. Devamlı kafasını işliyorlardı. Ama Abdülkadir Efendi bir düşünüyordu. Acaba babam mı haklı yoksa efendim hürriyetçiler mi haklı? Ama asla bir hain değildi. Asla babasına karşı çıkmamıştır. O hani sizin 10 tane çocuğunuz var. Onu da aynı benzer mi hocam? İşlerinde bir tanesi biraz daha böyle hürriyetçi. Daha fazla böyle hani sarayın dışına çıkmak istiyor. Sarayın içinde böyle siz fazla kalmak istiyor. Siz ilk başlangıcından itibaren danışmanlığını yapıyor musunuz? Orada? Ha şimdi o ilk başlangıcı... Bir tokat sahnesine geri dönmek istiyorum. Tokat sahnesine dönmeyelim. Yok ona döneyim mi? Buyurun ya. Hocam. Bir dakika hocam. Tokat sahnesinde şöyleydi. Aslında bana senarist tarafından soruldu. Dedik ki ya böyle bir şey var dedene. Ne dersin? Ya bilmiyorum uygun olur mu? Çok güzel uygun olur dedim. Çakın iki tanem de tokat gittim dedim. Vallahi hocam yani ben şimdi bakın dizi burada dizi yapıyorsun. Belgesel yapmıyoruz. Şimdi belgesel tamam, değil. Belgesel hocam değil. Belgesel değil. Ama burada ne dersen değil. Birisi derse burada, ki bu yanlış sen hocam, de doğru diyemezsin. Hocam 60 seneden beri TRT'de böyle bir dizi gösterilmemiştir. 60 seneden beri Osmanlı'yı gerçekten bir Osmanlı parça böyle gösterilmemiştir. Bir tane böyle geçmiştir. Belki hafızalarımıza Pelin Hanım belki hatırlamaz. Yaşı belki tutmuyor. Biz yaşımız böyle belli olacak. Osmancık diye bir dizi var. Teşekkür ederim hocam. Evet. Hatırlarsın değil mi hocam? Hatırlarım. Çok da severim ben o diziyi. Evet. Osmancık diye bir dizi vardı. Gerçekten o tarihlerde TRT'nin altını imza atmış olduğu süper bir diziydi. Mükemmel. Muhteşem bir diziydi. Evet. Kullanılan Türkçe çok güzeldi. Fakat hocam o diziden sonra ben herhangi bir özel kanalda herhangi bir padişahı, bir Osmanlı'nın padişahı anlatan bu şekilde tarihten alıntı yaparak %100 alıntı yapamazsınız. Biz %60-70'i yakalayalım diyorum süper olur. Ama bu dizinin içerisinde entrika koymazsanız, belirli bir kesimlerde bir şeyler koymazsanız o dizi olur sizde belgesel. Altyazılı yazarsınız, tarihte yazarsınız köşede. İşte filan senede şu olmuştur, bu olmuştur. Efendim işte ondan sonra hanımları da çıkartırsın. Böyle diyorlar ya, çok hanım koyuyorsunuz dizide. Ne yapalım hanım olmayalım mı? Biz hanımların %10'u bile koymadık. Kaç tane sultan var, kaç tane şehzadların hanımı var, kaç tane... Aslında burada o da eleştiri konusu. Hadi madem yani söylediniz nerede diğer hanımlar? Şimdi herkes bana diyor ki ya senin deden nerede? Selim Efendi yok ortada. Ya durun daha şurada 8. bölümü de gelmedi. Daha Burhanettin Efendi çıkacak. Efendim işte padişahın hanımları nerede? 13 tane hanımı nerede o hanımlar? Gerçekten nerede o hanımlar? Bunları hepsini mi koyacağız? Şimdi belirli şu anda... Ay şunu öğrenmek istiyorum. Yani tek eşli... Olsun diye mi böyle oldu? Hayır, tek eşli değil ki geldi ya ikinci eşli. Değil. Zaten ikinci eşi geldi. Ha ikinci geldi özür dilerim ama hani 13 tane dediniz. Bir bekleyelim bakalım ya bu 10-15 bölümlük bir şey değil ki. Zaten aynı dönemde şimdi Orhan Bey ben size tabii bir şey neticede soracağım edeceğim. İlk orada var mısınız diye. Hocam İlk ben vardım. Ben vardım hocam. Selman Hoca var. Ben gittiğim zaman Selman Hoca dedik ki biz dedeni böyle çekiyorduk. Zaten benim böyle bir yapının altında imza atabilmem için arkasında kimlerin olduğunu
olduğunu bilmem gerekir. Şimdi belgesel yani veyahut onlar... imza atarken derken benim ismim orada yazılacaksa, benim oradaki çalıştığım ekip kim, bu firmanın yapımcı şirketi kim, tanıyorum. Abi ben sizin olup olmadığınızı ilgilenmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi bu bir belgesel olur. Öyle olmasa belgesel olur. Bunu dediğiniz anda her şey biter. Hayır, biraz senaristler yorulacak. Senaristlerin yorulması lazım Türkiye'de. Hocam bu sen, böyle bir hocam, bu böyle olmasa ben, bu böyle olmazsa belgesel olur. Şimdi oturduk. Şimdi tamam Abdülkadir Efendi şöyle deyip gidiyoruz ama Abdülhamit Han'ın yanında, babasının yanında bir konuşma usulleri. Tamam hocam. Konuşma terbiyesi. Bir dakika, bir dakika. Dur o zaman bir dakika, tamam ben de okuyorum. Bir dakika. Konuşma hitabı. Bakın şimdi. Konuşma hitabı. Eleştirilerden biri. Bak konuşma hitabı dediğiniz için parantez arası hemen veriyorum. Diyor ki, bir şehzadenin hükümdara efendimiz yahut samimi anlarda pederim diye hitap etmek yerine baba, babacığım diyebilmesi mümkün müdür? Evet. Şimdi orada... ya bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi gerçekten insanların da işi zor. Hem dönemi yansıtacaksın, hem senaryoda o şekilde konuşacaklar. Hem dönemi yansıtacaksın, işte matematiksel... Ya tarihçilerin ne işi var? Yok işte tarihçi burada. Tenkit ediliyor. Tarihçi burada yok. Şunu değiştiremez mi? Bunu söylendiğinde ne değişir? Hocam ne söylese biz değiştirecek miyiz acaba? Bilmem. Yani o zaman da tarihçiye gerek yok. Belki konuşurken yani aralarını... Ya ben size diyorum ki burada baba diye bir hitap yok. Ötekinin kızım nereye? İşte baba şuraya gitme, kızıyla kavga peki, eden bir padişah. Peki bir şey padişah söyleyeceğim. Baba diye bir düşüyor. Şimdi sevgili hocam, baba diye bir hitap yoktur. Öyle diyorsanız öyledir. Burada da baba diyor. Fakat oradaki konuşulan Türkçenin acaba bugünkü Türkçe ile ne kadar farklı? O zaman bütün diyalogları değiştireceksiniz. Değişecek şey pederim yok. Pederim dememiş de babacığım demiş. Peder, baba, babacığım. Hayır zaten o değil işin şeyi. Sadece o değil. Neredeyse asi bir, babasına asi bir çocuk. Ama çocuk asiymiş zaten. Abdülkadir Efendi şimdi, asi hocam. Şimdi dışarı da saraya böyle gitmekle babasının yanında öyle davranmak arasında 1000 derece fark var. Bir insan dışarı kaçabilir ama anne, hadi anne oradan, hadi baba oradan gibi şeyler değil. Hadi anne sen oradan bu, mı dedi? Öylesine bir taraf, şey, durum. İzlediğimiz zaman görürüz bunu. Yani o yemek sahnesinde bir takım şeylerde gördüğümüzde ben Orhan Bey'in de ne ona böyle diyeceğini zannederim ne ifade onu düşünürüm. Şimdi Abdülhamit Han'ın yemek sahnesine gelince ya bambaşka bir çok az yemek yer. Bulunduğu yerde yer. Yalnız çok yemek yedirmedik zaten. Orada zaten daha oturur oturmaz yanına şey böyle yavaş bir sofra yok. Yani sofrayı durdurabiliyor muyuz? Burada evet, bir şey anlatayım. Durdurduk. Bak şimdi hocam bir şey anlatabilir miyim? Dur ya o sofrada bir durun tamam, ne olur. Tamam orada bir duralım. Ha, getirirler şimdi yaparlar. Tamam. Şey demiş ya Murat Bardak çok alem. Sarayda köy sofrası. Ya Allah'ım ya Rabbi. Ha. Ama bu ya, hayır padişah sofrası değil duralım. Bu. Burası padişah sofrası. Dur bir dakika. Ya bir oturdukları sahne vardı hani şey evet, okuyorlar gazete okuyorlar. Geliyor, onu da, evet, ha geldi. Şimdi duralım. Şimdi karşısındaki hanımı, öbürü kızı, diğerleri evet, de işte. Evet, burada durabiliriz. Ha, burada duralım, dur. Yahu dur. Hocam, ben her sabah kahvaltı yapıyorum. Benim ya, kahvaltı sofram, şu göreceğiniz sofradan daha zengin oluyor. Ortalama bir Anadolu ailesinin kahvaltı sofrasıdır bu sofra, bakınız. Şimdi onu, burada sadece... iyice bakın. Çeşitlere bakalım, gerçekten. Şimdi, zeytin var, pastırma var, onu bir şey gördüm. Söyleyebilir miyim? Ha, buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Dedik ki... Biz bir sahnede Sultan Abdülhamid'i hanımı ve iki çocuğuyla, dizideki iki çocuğuyla bir arada görelim. Ama Sultan Abdülhamid'in sade yaşantısını, en çok sevdiği yemeği Orhan Beyler söylediler daha önce bu programda. İşte soğanlı yumurta. Soğanlı yumurta, yani evet. Koskoca imparatorluğun başındasınız ama sade yaşayan bir insansınız. Öyle. Dedik ki bir sade, normal bir kahvaltı sofrası hazırlayalım. Ve bunun etrafında ailesiyle otursun, aileyi bir fotoğrafta görelim, bir resimde izleyiciye gösterelim. Sultandır, hanımıdır, kızıdır ve oğludur diye. Bakın göstermişiz. Şu an bunu gösteriyoruz. Ha. Dedik ki bu sahnenin peşinden de Sultan Abdülhamid'in çok zengin olduğunu söyleyen, bunun üzerinden onu eleştiren ve muhalefet yapan Prens Sabahattin'le babası Mahmut Celaleddin'in kahvaltı sofrasını gösterelim. O sahneyi gördüğünüz zaman da hocam şu sofrada ne var Allah'ın aşkına bana anlatabilir misiniz? Şimdi şehzadenin yani, gelip de yemeğe oturup dalışını gördün mü? Evet.
Bunu zaten bir çatışma olsun diye bilerek gösteriyoruz. Yani Şehzade ile Sultan arasında bir problem var. Yani bir işte problem Şehzade ile baba arasında. Eleştiriyi okuyayım mı? Basında yer alan. Bir şey anlatabilir miyim? Tamam. Şimdi, sonra şunu okuyacağım. Diyorlar ki efendim zinhar Sultan Abdülhamit hanımıyla yemek yemez. Hah şimdi onu okuyorum. Bak diyor ki padişahlar. Bir saniye. Annesiyle konuşmasını görüyor muyuz şurada? Mesela. Hocam orada annesine ne diyordu Allah aşkına? Ya işte ya. Biliyor musun? Biliyorum, seyrettim çünkü bu bölümü. Ne diyor? Ya orada işte şey babasını gazeteden bahsediyor. Gazete Besmele'den bahsediyor. Pardon, baba adı gösteriyordu ona. Ya, babasıyla annesiyle neredeyse düşman gibi bakıp konuşan bir çocuk var. Düşman gibi neredeyse. Ben onu anlıyorum, şuna bakın. Şu bakış, şu duruş, şu söyleyiş. Çok güzel oynamış. Abdülhamid'in ifadesi. Çok güzel oynamış. Yani bir de babası o kadar güzel gazeteden örnek veriyor ki, bak diyor burada da bir algı, yani tabii ben şimdi kelimesini nereden bileceğim de, orada namaz kılanları gösteriyordu galba, yanlış mı hatırlıyorum? Sofra'da, orada bir fotoğraf var, ayakkabılarla ayakkabılarla namaz kılıyorlar, bak diyor burada diyor yapmış oldukları haber de diyor bildiğin algı operasyonu. Müslüman adam diyor ayakkabısıyla namaz kılar mı diyor. Yemekte konuşuyor. Yemekte konuşuluyor. İşte yemekte konuşuyor bunları. Bunlar yemekle konuşulacak hususlar değil. Neden hocam? Ama hocam ne? Değil yani. Hangimiz sultanın sofrasındaydık da? Ya zaten. Hangimiz biliyor sultan sofrasında ne konuşuyor? Peki hocam yani. Allah aşkına. Böyle mevzuları yemekte değil de ya sarayın bilmem ne odasında konuşur. Orada da bunlar da. Ya böyle bir şey var mı bu hayatta? Var olur. Burada, şuradaki bu duruş, düşman ya, gibi oturuş, birbirini serzenişte laf çakıyor. Ahmet Şimşek gibi Ahmet Osmanoğlu olacakmış ki. İşte, hocam bir şey söyleyeceğim. Ben size yönelik olarak eleştirileri söyleyeyim mi? Tabii. Ama bu genel olarak, bugüne dair değil. Genel tabii, bir şeyden bahsediyorum. Siz böyle en ufak bir toz dahi konsun istemiyorsunuz. Neye? Yani siz de mesela aklınızda böyle bir şey var. Bir Osmanlı var kafanızda, tamam mı? Çok seviyorsunuz, biliyorum. Çok saygı duyuyorsunuz, biliyorum. Tarihinizi çok sahipleniyorsunuz. Torunlarıyız yani. Tabii ki. Biz de ama çok mesela seviyoruz. O şimdi diyor ki, bunlar diyor yani öyle insanlar ki diyor, böyle sofraya oturdu mu kahvaltı sofrasına, hani böyle edeple hiç duasını eder, yemeğini yer, şükrünü yapar, kalkar falan diyor. İşte oğlan babaya hiç kötü bakmaz diyor. Yani böyle bir şey var mı hayatta ya? Gelin hanım, bir hiyerarşi var. Tamam canım hocam, olması gerekeni olabilir. Sizin gönlünüzden geçen. Şimdi ben yaptım oldu. Derseniz yapacak zaten konuşacak bir şey yok. Peki hocam burada mıydık biz, biliyoruz ya, nasıl konuşuyordu babası? Yani ben yaptım oldu dersek konuşacak fazla bir şey yok. Yani reyting yapalım dersek ya reyting yapalım şey deseler yok. De ya mesela, Allah aşkına sizin adınıza reyting yapmak için bakın televizyonculuğun bir takım matematiği vardır. Ben de 20 senelik televizyoncuyum. Buraya oturursunuz nasıl diyeyim, ak diyen, buraya oturursunuz kara diyen, o ikisi birden 3-5 tane de mevzu atarsınız önlerine, onlar kapışır, reytinge doyarsınız, böyle oturursunuz. Bu bir reytingdir. 2. Dizilerde kadın erkek yaklaşır, işte birden böyle yaklaşıyormuş gibi olur, olmaz, yaklaşıyormuş gibi olur, olmaz. Yani anlatabiliyor muyum? Bazı şeyleri var, matematiği var dizilerin, değil mi? Evet. Çekici kadınlar, işte bilmem neler falanlar falan. Ya burada düzgün bir iş yapılıyor. Şimdi çekici kadınlar başka dizide de var, kimse bakmıyor. Şimdi hocam, çekici kadınlar meselesi hocam tabii geçti. Ki mesele o değildir ama matematiksel olarak bazı gerçekler vardır televizyonculuk kuralı itibariyle. Çok gıcık birini koyarsınız mesela konuk, çok gıcık adam seyredilir misal. Çok böyle ne bileyim ülkenin böyle değerlerine, milli manevi değerlerine ters düşecek bakın, şeyler söyler yine seyredilir. Ben Selman Bey dinlerken anlıyorum. Ben faydalı demiyorum. Bize şuradan tenkit gelecek, bize buradan tenkit gelecek, bize buradan tenkit gelecek. Şimdi... Bazı bu bir kurgu ve kurgu ağırlığı. Abdülhamit Han en bilinen padişahlarımızdan birisi. Neredeyse adım adım her hayatı biliniyor. Bilinmiyormuş ve, işte bak. Ve o kadar bak, zengin şey var ki. Tamam ama bak ki, biliniyor diyorsunuz ama şimdi misal okuyorum. Padişahlar tarih boyunca yemeklerini tek başına yemişler. Arada bir iki istisna olmuş. Sultanahmet sofraya bazen hanımlarından müşfika kadın efendiyle oturmuştu. Ama bütün hanımların Mahtum Bey'in yani bir şehzadenin iştirak ettiği, etrafta cariyelerin koşuşturduğu zengin köy sofrasını andıran cümbür cemaat bir kahvaltı sadece Yıldız'da değil Osmanlı'nın hiçbir sarayında asla mevcut olmamıştır. Ne diyorsunuz? Şimdi bakın. O da hatırat diyecek şimdi. Biz dinliyoruz. Biz senaryo yazıyoruz. Rating istiyor muyuz? Elbette rating istiyoruz. Fakat ratingi bir suistimal yaparak alabilirsiniz. Tabii ki. Bir de hakikaten iyi niyetli bir senaryo yazarak alabilirsiniz. Senaryonuzu iyi yazarak alabilirsiniz. Bizim anlayamadığımız bir nokta var. Sultan Abdülhamit gibi
senelerce. Ben hocam 10 yıldır bu sektörün içindeyim. Daha önce yazar olarak işte kitaplarım yayınlandı vesaire. Yaklaşık 15 yıldır bu ülkede bir Abdülhamid dizisi yapalım diye konuşulur. Evet. Kaç defa, kaç tane farklı yayıncıdan bana hocam bir Abdülhamid dizisi yazabilir misiniz? Hep sorduğumuz şu, yapabilir misiniz? Yani yazalım ama yapabilir misiniz? Bunu çekebilir misiniz? Bunu yayınlayabilir miyiz? Çünkü Sultan Abdülhamid çok zor bir karakterdir. Evet. Nihayet kötü yola düştük. Yazarlıktan filmciliğe geçtik. Şimdi hocam. Şimdi hocam. Tebrik ederiz. Kötü yol değil. Burada yıllarca Türkiye'nin en büyük yapımcılarını sayabilirim ben size. Bu işin altına elini sokmaktan kaçındılar. Çünkü Sultan Abdülhamid'in dizisini yapmak ve onu izlettirmek çok zordur. Neden derseniz? Ya muhteşem izlettirilir de. Yani bugün bakın evet. En alakasız bir siyasi tartışmada bakın, ben, o arenada bile Sultan Abdülhamid kaç geçti, sene önce... O devir geçti. Bakın hocam devirle alakalı değil. Hocam devirle alakalı izlenmiyor. Değil. Hocam devirle alakalı değil. Bakın karakterle alakalı bir durum. Yani Orhan Gazi var, Osman Gazi var. 4. Murat. Bugün 4. Murat izleniyor. Bakın 4. Murat'ı. Keşke ben 4. Murat'ı yapsam. Osman'ın bir numaralı karakterlerden biridir. Kimse izlemiyor. Hocam, her senariste sorsanız 4. Murat'ı yazmak ister. Evet işte neden izlenmiyor? Her senariste izlenmiyor? Sorsanız Fatih Sultan Mehmet'i yazmak doğru. ister. Fatih ama neden siz, izlenmedi? Ama siz... Neden kaldırıldı 5. haftada? Bakınız, aynı ekip. Kaldırıldı mı? Evet. 5. haftada gitti. Hayır devam canım ediyor. Hocam, devam ediyor hocam. Fatih. Devam ediyor. Rahmetli'nde bile çıkıyor. Fatih gitti. Fatih pardon Murat'ı diyorsunuz zannettim. 4. Murat'ı diyorsunuz. Evet biz, o kaldırıldı. Fatih doğru. Niye kaldırıldı? Bizim... Fatih bu ülkede izlenmeyecek biri mi? 4. Murat neden izlenmiyor? Ya geçti artık bu devir geçiyor. Artık millet hakiki istiyor. Hayır hocam ben bu. O noktadan bakmıyorum şu an. Ben farklı bir şey anlatıyorum evet. size. Ben senaryo tekniği açısından bir hikayeyi yazmak açısından bakıyorum. Şimdi bizim tarihimizde zaferler kazanmış, seferlere çıkmış sultanlarımıza çok güzel isimler kullanıyoruz. Ve bunları sıklıkla da siz kitaplarınızda vesaire de anlatıyorsunuz. Mesela Fatih diyoruz. Mesela Yavuz diyoruz. Mesela Yıldırım diyoruz. Mesela Kanuni diyoruz. Doğru mu hocam? Doğru. Ama biz çöküşün padişahlarına, sultanlarına, Sultan Abdülaziz'e en büyük acıyı yaşayan, ailesine en büyük acısı yaşatılan sultana bir isim vermiyoruz. Biz 30 yıldan fazla bu devletin yıkıldı dediği günlerde devleti alıp ayaklandıran ve Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletin kurulmasına vesile olan bir padişaha, yani Sultan Abdülhamid'e bir isim vermiyoruz. Abdülhamid diyoruz. Ha canım, bana sorarsanız nasıl isim vermiyoruz ya? Ulu Hakan vermiyoruz. Demedik mi? Ulu Hakan diye bir tanım onun ismi değil. İsimlendirmedik şimdiye kadar. Hmm. Ha bana sorarsanız ben kendi tarihçi gözümle bu padişahlara muhafız diyorum. Sultan Abdülhamid'e muhafız diyorum. Ta ki Çanakkale'de şehit olan dedelerimize kadar bunlar bir şeyi muhafaza eden insanlardı. Belki muhafız demek en doğrusu. Şimdi biz senaryo ekibi olarak bakınız hocam Sultan Abdülhamid'in hayatına aksiyona geçebileceğiniz bir yer var mı? Bulamaz. Nerede bulacaksınız hocam? Sultan Abdülhamid'i bir aksiyona nerede sokacaksınız? Yani bizzat kendisini. Bizzat nerede kendisini sokacaksın? Abdülhamid Han'ın baş karakter sözleriyle onu yaparsın. Evet yani. Şimdi diyorsunuz ki tokat attıralım. Ama hayır, şöyle Osmanlı coğrafyasında çok oyun var. Yani mesela hani ne yapın diyorlar? Hı. Tokat atmayın ne yapın diyorlar? Sözle tokatlasın. Bir bölüm izletebilirsiniz. Ama bizim ve yapımcımızın niyeti ne hocam? Biz bir dizi yapalım. Bunu Sultan Abdülhamid'in söylediği gibi Bosna'dan Cava Adası'na kadar diyor. Bütün bir toprak parçasında. Bizim böyle bir niyetimiz var hocam. Biz bir Abdülhamid dizisi yapalım. Hikayesi olsun, draması olsun. İnsanlar izlediği zaman tavsiye de etsinler. Ve sadece Türkiye'de değil, sultanın topraklarında. O topraklar neresi hepimiz biliyoruz. Ben Bosna'ya gidiyorum. Ben Tunus'a gidiyorum. Cezayir'e gittim. Ve oralarda bu dizinin konuşulduğunu, izlendiğini görünce insan diyor ki doğru bir iş yapmışız. Hocam şimdi, Araplardan izleniyor. Şimdi bilirize. Suistimal ederek biz reyting alabiliriz. Biz Sultan Abdülhamid'in hiçbir şeyini suistimal etmedik. Peki biz ne yaptık? Sultan Abdülhamid'in kızı demiş ki dün annemle yemek yiyen babam sultanımız hünkârımız demiş. İki gün sonrasını anlatıyor. Bugün yemek için babam annemi davet etmiş diyor. Tahsin Paşa'nın hatıratına bakıyoruz.
Sultan Abdülhamit hanımıyla yemek yedikten sonra demiş. Çorba içti demiş. Hocam çorba içen sultanı ben iki çocuğuyla bir masaya oturttum diye. Niye oturtmayacaksınız? Benim bu, oradaki söylediğim bu, söz bu, tavır ve davranışlar. Bu işin duruş. Altına elini sokan yapımcının bu işi suistimal etmeden bir seviyeli tatlılık içinde götürmeye çalışan senaryo ekibinin ki bu arkadaşlara cahil diyorlar. Allah'ın aşkına okudukları kitapları görseniz bu arkadaşlar sizin kitaplarınızı okuyarak bu senaryoyu yazıyorlar hocam. Ekrem Bora Hoca'nın kitaplarını okuyarak bu senaryoyu yazıyorlar. Murat Bardakçı'nın kitaplarını okuyarak bu senaryoyu yazıyorlar. Tahsin Paşa'nın hatıratını okuyorlar. Hanedan ailesinden yazılan hatıratların okuyarak Profesör Bahattin Engin'i Bahattin okumuşlar. Engin hocamızın okurlarsa saplasamanı kitaplarını karıştırırlar ya. Selman Bey. Yani ha, çok fazla herkes okurlarsa. Ama şimdi yani yıllardır, yıllardır senaryo ekibinin değil ama maalesef Türkiye'de tarihçi hocalarımızın suistimal ettiği bir Abdülhamit portresi var. Bunu da teslim etmemiz gerekiyor. Bak bir tweet okuyacağım hoşunuza gidecek. Diyor ki Ali Asker, hatta kendisine bir kitap gönderelim. Sormak istiyorum etiketiyle. Bence diziler amacına uygun gidiyor. Eğer benim çocuğum Ertuğrul'a veya Abdülhamit'e hayransa, Rambo'yu da tanımıyorsa olay tamamdır demiş. Güzel değil mi? Ben şurada bir anlayışa karşı çıkayım. Şimdi Selman Bey ben tabii ki çok beğenmediniz önemli. Mi bu tweet'i? Bir dakika, ha, tweet güzel ayrı konu ama bir şeye de karşı çıkmak lazım. Bu ülkede Muhteşem Yüzyıl 3 sene birinci geldi. Bunun 80 ülkeye satıldı. Onun birinci gelmesi, 80 ülkeye satılması, izlenmesi doğru olduğu manasına gelmiyor. Yani bir şeyi, insanlar izliyorlar. Benim önüme su koydun, su içiyorum. Bal şerbeti koysaydın, bal şerbeti içerdim. Daha da hoşuma giderdi. Şimdi şunun izliyor olması bir şey doğru ölçüler meselesi. Ben ölçü meselesinden hocam, bakıyorum. Hocam siz Anadolu'da sık sık konferanslara gidiyorsunuz. Allah'ın aşkına size ne diyorlar bu vallahi dizileri? Vallahi ben izleyin diyorum bu dizileri. Hayır, bu insanlar ne söylüyor hocam? İnsanlar, bizim insanlar bak, kardeşlerimiz ne söylüyor Selman Allah'ın Bey, aşkına? Selman Bey ciddi işi bilen, tenkidi yapanlar da var. Beğenenler de var. Böyle dizilere hasret izliyorlar çoğunluğu. Tenkit bu çok güzel bir şey. Tenkit zaten olacak. Olması da lazım. Mesela şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir marangoz sahne. Ha bir güzel. Dakika. Ha. Bununla ilgili tweet de var. O seyircimize de hediye vermiş olalım. Olur izleyelim. Ha. Ben de bir iki bir şimdi şey diyor ki, ilave edeyim. Bir iki tane okuyayım hemen o soruyu da soracağım. Erhan Çoban demiş ki sormak istiyorum etiketiyle. Tarihimizi bilmediğimiz için okuma alışkanlığımız olmadığı için dizilerden tarih öğrenmeye çalışıyoruz. Sonra da oturmuş eleştiriyoruz demiş. Buse Zehra Acar sormak istiyorum etiketiyle. Dizide Abdülhamit neden sürekli marangozculuk yapıyor? Şimdi mesela marangoz, doğru marangoz sahne var. Ama bir de var. Muhteşem çok bir marangoz güzel. Ya. Ama muhteşem. Şimdi orada çok ince işlerle çalışan biri padişah. Mesela büyük tomruk şey, orada 3-5 kişi olabilir. Zenginlik katabilir buna. Hazırlık yapabilir. Şimdi bu marangoz sahne bir yönü. Öte taraftan bakıyoruz. Sarayda çini fabrikası, çinicilikle ilgilenen bir padişah. Müthiş bir silahşör. Yani silah atımı bilmem nesi bir takım şeyleri ve gerçekten 50 hocam, metre acele ötede geliyor bir dakika. Kuçu üzerinde yumurta. Abi daha ilerleyen bölümlerde göreceksiniz inşallah. 8 bölüm marangozhanede 8 bölüm silah şeyinde olmasın. Yani bazı zenginlikler katılmalı. Atlara merakı. Müthiş bir gerçi binici. Kitap merakı kullanıldı onu biliyorum. Şimdi, kitap merakından bahsedildi. Kitap merakında mesela kitap okuma verildi mi bilmiyorum yatağında yatarken kitap okundu mu hiç kendisine. Mesela İlerleyen çok bölümlerde önemli, var hocam. Çok önemli bir ayrıntı. Yatarken değildi hocam. Yatarken bir dakika şurada dursanıza dur. Arthur Conan Doyle. Bak arkada ne yazıyor levhada bilen Paşa. Seyircimize kitap verelim. Söylemeyin siz bak. Şu arkada gözüküyor mu yoksa gözükmüyor karanlık ki. Mı kalıyor? Gözükmüyor. Şu an görünmüyor o yazı. Görünmüyor. Hah. Bak burada. Neyse anlayan anlayacaktır. Gören görecektir. Marangozhanedeki yazısında ne yazıyor? Evet. Bakayım bilecekler mi? Mesela tiyatro. Hı. Bizzat tiyatro eserlerini yazan insan. Etiketimiz de gördü. Sarayda lütfen. Bir yanlışlık gördü. Bakın bir edep. Hocam. Hocam hepsini bulmadın. Siz senaryoları okudunuz. Bunlar hepsi hocam, geliyor hocam. Siz önümüzdeki senaryoları birisi size gönderdi mi? Hizmetçilerden birisi bir yanlışlık yaptı. Niye hayırdır yani, bunlar geliyor diye mi? Yani önümüzde 3-4 bölüm senaryosu hazır. Hoca hep oradakileri anlatıyor da birisi size yani mi bunları bekliyor hocam hakikaten içeride, yani. İçeride bana şeyler mukiller var. Mukiller. Hocam bir de bana şeyi soruyorlar. Efendim ama işte bunları harcayın. Deden ya. Nerede? Selim bunlar Efendi'yi soruyorlar bana. Ki. Ha? Bekliyor hocam daha 4-5 bölümden sonra zaten çıkacak yani. Zaten o da yani. Bir ayrı bir garabet. Yani o, iki çocuk sadece. İki çocuk değil daha çıkacak. Geliyor hocam geliyor. Önümüzdeki bölümde bir oğlu daha geliyor. Bir oğlu daha geliyor. Ondan sonra iki bölümde. Hayır.
Aslan, Burhanettin Efendi gelecek. Burhan Peki nereden getirteceksiniz hocam onu? O senaristin kabiliyeti. Yani. Bakalım diyor. Ya onu biliyorsunuz şimdi Bahriye'deydi. Size bir valla bilmeye neyse dur hadi enteresan. Bakın ben size bu dizinin etkisini göstereceğim size. Tamam ben de size bir soru soracağım. Ali Bayraktar sormuş. Çok iyi etki inşallah daha da iyi olur. İnşallah. Sormak istiyorum etiketiyle. Abdülhamit Han'ın asasının hikmeti nedir? Sultanın hiddetini yansıttığını hissettim. Öyle midir diye? Bir de burada onun değil. Hayır burada da var demek istedim. Ha, örnek. Onu söylerim kime ait olduğunu. Buna cevap vermeyeceksiniz. Yani o hiddet o şey var mı Abdülhamit Han'ın? Vallahi asasıyla ilgili bizim şöyle bir bilgi var. Bir şey. Yani bilinen genellikle kılıcını taşır ama asası olduğunu biliniyor. Yani genellikle bir asası olduğunu bilinir. Yani elinde taşıdığını biliyoruz. Sünneti seniyyedir. Ha buna gelelim bu ben bir şöyle söyleyeyim bundan bir 15 sene önce mezattan kurtardık yani bu Selim Efendi'ye ait. Abi onu yavaş çeker misin? Evet Selim Efendi'ye ait. Onu fakat çok perişan durumdaydı. Hocamıza birisine verdik. Birisine verdik. Düzeltti, yaptı, parladı. Bu Şam işi. Bakayım. Bir baston. Tabii bu şöyle bir hocam şöyle bir hocam şöyle. Bir şeyler mi söylüyordu dizi hakkında? evet ben az önce duydum. Evet. Şöyle bunun bir gizli bir silahı var. Bu şey zor zamanlarda çeksin. Evet. Gördünüz mü? Bak Selim Efendi'nin bana gelen resim. Sevgili seyircimiz. Gördüm şimdi göstereceğim. Bu lise 1'de bir kızımız. Yalnız kapandı sizin şifreye girmek gerekiyor. O sırada ben burada mıyım? Şimdi bu Selim Efendi'ninmiş mezat. Ben de sanki Türkçe bilmiyorlardı. tekrar. Geliyor şimdi. Ne acayip değil mi? Bu böyle. Üf. Evet. Nasıl siz bundan haberdar oldunuz? Bir dostum söyledi. Sağ olsun oradan kurtardık onu ama İyi çok perişan durumdaydı. Bayağı bir tadilat gördü gene. Şimdi... Bunu acaba gösterebilir miyim? Lise 1'de bir kızımız Büyükçekmece'de oturuyor. Hocası karşı gelmiştir. Dedi ki ne sen ne yapıyorsun? Orada ekip paytaht yazmış. Evet ekip paytahta da buradan selam. Lise 1'de giden bir kızımız ve dizimiz çıktıktan sonra benim için en sevdiğim paça Sultan Abdülhamit. Buyurun hocam bu bizim dizimizin etkisi. Tabii canım tabii ki. Burada hatta yazmışlar hakkında düşündüklerini. Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamaktır sözünü de hatırlatmışlar. Çok güzel. Onun doğum tarihi, vefat tarihi hepsini yazmışlar. Okulda muhtemelen böyle bir köşe mi hazırlamışlar ona benziyor. Okul sınıfta bir köşe hazırlamış. Kendisi yapmış. Şey yapalım. Şu kutu ne? Şimdi mi? Bunun için bana da göstermediniz onun içinde ne olduğunu. Programın sonuna doğru. Seyircinin bilebileceği bir şey mi? Soralım mı seyirciye? Yok zor. Kutunun içinde ne var? Ya belli olmaz. Zor. Onlar neler biliyor? Orhan abi kutunuza gidebilir miyiz? Seyirci zor bulur. Bir dakika yani. Olsun tahmin etse. Şöyle söyleyeyim. Peki. Açmayacağım. Paşam. Ben de bilmiyorum ne şöyle, olduğunu. Şöyle Sultan Abdülhamit Han'ın eşlerinden. Müşfika Kadın Efendi Ayşe Sultan'ın annesi. Bu daha önce ekranda gözükmedi değil mi? Hiç bildiğimiz bir şey değil. Hayır. Evet. Bir tahmin etsin. Size bir şey söyleyeyim mi? Geçmişte öyle bir tahmin ettiği şeyler oldu ki bizim seyircimizin. Ama bunu zor tahmin ederler. Yani kutunun içine artık bir yerden görünüyor ama bu hakikaten zor. Ben size bir şey anlatayım mı? Çok belki konudan alakası gibi zannedeceksiniz ama. Biz bir dönem böyle duru görü öngörü falan gibi bir program yapmıştık. Bu arada kimse bilmiyor. Bir Ebru biliyordu, bir ben biliyordum. Bir kutunun içine... Biz bir şey sakladık ve dedik ki bazı seyircilerimizin acaba böyle olağanüstü yani ne bileyim olur ya insan altıncı hissi kuvvetli olabilir. Ve içine ne koymuştum biliyor musunuz? Şöyle bir yumak üstelik turuncu ve iki tane şiş içinde şöyle iki seyirci bilmişti. Turuncu bir yumağa saplanmış iki şiş. Ya böyle insanlar dedi bakayım bundan çıkacak mı? Hadi çok güzel... Bilen olursa ben sevinirim. Kalp gözü açık olan seyircilerimiz olursa sevinmeniz lazım. Kesinlikle seviniyorum. Ben bizim seyircimiz harika. Ben kitap hediye etmek için vesile arıyorum kendime. Ay çok güzel bir kutu. Bu kutu kitap da mı hediyesi şey? İçin vesile gerekmez. Ben bir bakayım daha önce mi? Bu kutuyu size getirdim hatırlıyorsanız. Evet bakayım mı içine? Ben bakayım mı? Ben de mi bakmayayım? Hayır. Ey peki. Hadi bakmayayım. Neyse evet dinliyoruz sizi. Evet, nerede kalmış? Şimdi bir seyircimizin daha eleştirisini okuyabilir miyim?
Müsaade var mı? Seyircimiz her türlü eleştiri yapabilir. Eyvallah. Hocalarımız. Tamam. Ha, herhalde bu seyircimiz yine basında yer alan bir yorumu okumuş ki böyle bir şey sormuş. Ona da hediye edelim. Diğer Umut sormak istiyorum. Sizi de etiketlemiş ve diğer hocalarıma Abdülhamit Han'ın zikre katılıp katılmadığını sormuş, takipteyiz demiş. Şimdi buradan da zikirle ilgili olarak yorumlardan bir tanesini okuyayım diyeceğim ama kim bilir nerede. Ha, bir de Sultanahmet'in zikir törenlerine katıldığı yönünde bir bilgiye hiçbir zaman sahip olmadım. Niye o sahne oraya konulmuştur anlamadım. Zikir sahnesini bir izleyelim mi? Ben çok beğenmiştim çünkü o sahneyi. Tabii. Lütfen. Bu ikinci zikir ama ilk zikir yok mu bizde? O da vardı. Biz daha evvel yayınlamıştık onu zaten. Aşinalar bir daha bunu görsen bu sefer. Ay çok güzel bu sahne. Vazife yapıyor Sultan Abdülhamit. Peki Halit'in tarikatını da? Burada da Fatih Bey var. Evet evet Fatih Çıplak oradaki. Karagümrük'teki. Sesimiz açık mı orada? Ya ses açık bilmiyorum farklı bir şey söyler misin? Yok yok orada Karagümrük. Seni duyuyor şu anda sizin. Tamam. Halit'in tarikatı vardı Karagümrük'te. Evet. Orada Ertuğrul Efendi vardı. Siz programda. Evet evet evet. Ertuğrul Efendi'nin de bulunduğu. Güzel bir sahne çekenlerin eline sağlık, emeği geçen herkese ve tabii tüm oyunculara. Burada Fatih Çıtlak da var. Fatih Hoca'ya da buradan selam göndermiş olalım. Ben aslında az önce özellikle sesimi almalarını istedim. Çünkü orada bir terbiyesizlik yapmak istemedim ama size dediniz ki hayır bunu söyle. Şöyle ki hani şimdi şu hareketi yapıyor ya, yani koskoca sultan hani rakçı gibi kafasını mı böyle öne eğiyor, sallıyor gibi bir eleştiri de gelmişti. Halbuki onun sebebi var. Evet. Şimdi Sultan Abdülhamid'in bir sultan olarak ilgi duyduğu, alaka gösterdiği tarikatlar var. Bir de insan olarak yani kendisinin müridi olduğu Şeyh Efendi var ve tarikat var. Sultan Abdülhamid aslında Şazeli tarikatına mensup idi. Ve Şazeli zikrini günlük olarak yapıyordu. Burada günlük olarak devam ettiği zikre vazife adı veriliyor. Yani özel bir adı da var onun. Vazifedir onun yaptığı şey. Fakat sultan olduğu için de imparatorluğun farklı coğrafyalarındaki Müslüman ahaliye ulaşabilmek ve oralara da oraları da kontrol altında tutabilmek için farklı coğrafyalardan farklı şeyhlere de müritlik yapıyor. İşte Şazeli mensubiyeti sebebiyle Afrika, efendim diğer Kadiri tarikatına da devam ediyor ama Şazeli tarikatı kadar bir mensubiyeti yok. Nakşi tarikatına yine Kadiri tarikatında olduğu gibi ilgi gösteriyor, ilgi duyuyor. Fakat tahttan indirildikten sonra sultan olarak ilgilendiği tarikatlar ve şeyhler vardı diyorduk ya. Hı hı. Bunları bir kenara koyup artık normal bir insan, normal bir vatandaş olarak
bağlı bulunduğu müridine devam, şey mürşidine devam ediyor. Hmm. Ve bu zikre devam ediyor. Hmm. Yani söyleyebileceğimiz şu, sultanın sultan olarak Ebu'l-Hüda Hazretleri gibi, Kadiri Şeyhleri gibi ilgi gösterdiği tarikatlar aslında bir nevi bir siyasetin de takip edildiğinin işareti. Diğer tarafta şahsi olarak vefat edinceye kadar mensubu olduğu tarikat Şazeli tarikatı idi. Bir insan bir tarikata mensup ise veya bir şeyhe mürit ise bunun bazı olması gereken şeyleri vardır. Bunlardan bir tanesi de zikirdir. Günlük vazifedir. Sultan Abdülhamit de bunlara devam etmiştir. Zikirlere de katılmıştır. Peki Bekkeleri, o kafasını o şekilde... Şimdi kafasını bu şekilde eğmesi aslında şu an kalbine doğru nefsini eğiyor. Hmm. Bunu tasavvuf ehli bilirler. İki kaşının ortasında nefsi vardır. Nefsini terbiye etmek üzere işte sol göğsünün sol tarafında da kalbi olduğunu düşündüğümüz zaman kalbine doğru nefsinin teslimiyetini gösterdiğini izleyebiliyoruz. Şu an yaptığı şey o aslında. Peki bu arada yine konuşulan ve eleştirilen hususlardan bir tanesi de şu saçak meselesi. Tamam. Bunu da okumak isterim. Şimdi devlet erkanı resmi merasimlerde tahtında oturan padişahın önüne tek tek gelir. Hükümdarı önce büyük temenna denen şekilde selamlar, tahtın yanında ayakta duran mabeyincinin tuttuğu saçağı ellerini alıp öper gibi yaptıktan sonra bırakır. Yine bir büyük temenna ettikten sonra geri gider ve aynı selamlamayı bir başka devlet adamı yapardı. Tahtın önünde ne öyle payitaht Abdülhamit'te olduğu gibi sopaya bağlı bir püskül dururdu ne de o püskürtü şapırt diye öpme adeti vardı diye bir yorum. O sırada da sahneyi arkada izleyebiliyorsunuz. Şimdi burada Tahsin Paşa'nın hatıraları yıllarca en yakınındaki isimdi Tahsin Paşa. Sultan Abdülhamit hakkında en fazla güvenebileceğimiz günlük hayatı hakkında ve siyaseti hakkında en fazla güvenebileceğimiz eserlerin başında Tahsin Paşa'nın bu hatıratı geliyor. Tahsin Paşa hatıratında diyor ki, efendim cülüs töreninde, efendim bayram merasimlerinde Sultan Abdülhamid'in yanında saltanat saçağını tutan eskiden müşir Fuat Paşa vardı, sonra bana teslim edildi diyor. Şimdi sahneyi izleyelim. Sultan Abdülhamid tahtında oturuyor. Tahtının hemen yanında, yani Tahsin Paşa'nın anlattığına göre sağında tahtın saçağı tutulurdu diyor. Hmm. Peki nasıl bir şey yaparsak tatmin edebileceğiz? Evet. Şu an anlatılan şey Tahsin Paşa'nın anlattığı şey değil mi? Bir de o İngilizler şey konuşuyordu galiba. Eskiden ayak öptürürlerdi falan gibi, evet, bir şey. Evet öyleydi zaten. Etek öptürürlerdi. Ayak öptürme değil. Ayak yok. Osmanlılarda etek öptürme hadisesi vardı. İmparatorluğun en güçlü olduğu dönemde. Zaten tahtın saçağı etek öpme hadisesi bittikten sonra başladı. Yani etek öpme adeti terk edildi. Bunun yerine tahtın saçağı öptürüldü. Hmm. Şimdi burada tahta oturmuş bir sultan görüyoruz. Tahsin Paşa'nın ve kızı Ayşe Osmanoğlu'nun anlattığına göre yine bayram törenleri veya cülüs seneyi devriyelerinde tahtın hemen yanında saltanatın saçağını tutarlardı dedikleri saçağı. Nasıl yaparsak hocalarımızı ikna edebilecektik. Bize bir tarif etsinler bir zahmet. Vallahi saçak öpme meselesi değil de ben oradaki... Bu arada yalnız burada senaryoda şey, İngilizler kendi aralarında eskiden ayak öptürdü diye senaryoda var. Şimdi, arkadaki sultanlara değil, orada dikilen adamlara, yani padişahın huzuruna gelmişler. Orada Mahmut Paşa da var, diğerleri de vardı. Şu kaş göz işaretleri... Ben bugün bilmiyorum, bir cumhurbaşkanının bakanlar kurulunda fiskos, öteki ona bir şeyler. Ya artık şu bir ciddiye bak, konuşmalar, bilmem ne. Tamam neler. Hocam, kamerayı orada koyalım böyle. Bir gün siz sete gelin, kamerayı koyalım. Diyelim ki oyunculara, arkadaşlar sultanın huzurundasınız. Hiçbiriniz oynamayacaksınız, ciddiye. Ve sahneyi çekelim. Ne yapacağız? Ben onu bilmem. Hocam fakat dizi. Bak, şu adamların bakışına bak. Hafta. Ya kaş göz işaretleri, fiskos konuşma, yok böyle bir şey. Ben saçağım bin katı kötü o. Yani saçak onu öpse, tutsa ne olur, tutmasa ne olur, şu şeyle olsa ne olur. Ama şu bakış, duruş, mimik,
Bunlar olacak şey değil. Hocam ne yapsınlar? Nefes almasınlar o zaman. Nasıl dizi çekilecek? Allah'ım. Sultan Abdülhamit'in olduğu her sahnede herkes böyle. Ne kadar zor bir şey. Ne kadar zor bir şey. Vallahi billahi. Burada aşağılamak var. Bu bütün dizilerde ben kendi aralarında konuşuyorlar. Ya kendi aralarında başka bir şey yapıyorlar. Siz onu dikkatli bakmak lazım baştan sona. Ya görüyorum ben orada. Hocam Allah'ın aşkına bir zehirlenme sahnesi vardı Sultan Abdülhamid'in. Koridorda yürüyor ve düşecek zehirlenmiş. Türkiye'de milyonlarca insan koltuğundan fırlayıp koluna girmek istedi. Sultanım düşme. Sultanım hayır, bir kapanma. Onu yani, bırak da. Sen bu senaristin hocam, başarısı şimdi, değil mi? Allah'ın aşkına. Sultanı küçük gösteriyorlar. Sultan mesela, ölüyor mu mesela diye bana yazarlar bile oldu. Yani zehirden öldünüz. Sultan ölüyor mu diyor. Ya ta İngiliz kraliyet tabii ki insan şunu da söyler. Saraydaki bilmem hangi noktanın, hangi dolabın, hangi yerin hocam, neresinden girdiğini bilen adam kendi sarayında bizi, burnunun ucundaki bazı şeyleri göremiyor. Biraz da güzel sahneleri de denir. Öyleydi hocam. Şey bulur musunuz? Yani, öyle. Talebelere hitap ettiği sahne. Lütfen onu bir açar mısınız? Bir dakika oraya açalım. Açar mısınız? Oraya bana bir şey söyleyeyim mi? Tweet'te bana o gün yaklaşık olarak ya... Yalnız bunu istediğinizde pişman olabilirsiniz biraz. Neden? Nesi var? Ben çünkü onunla ilgili konuşmasını biliyorum. Açalım. Lütfen. Tamam lütfen onu açalım. Lütfen var mı açalım. O sahne? Rating için yaptınız o, diyor hocam. Rating için yaptı demiyorum oraya. Nur Osmaniye'deki çıkan yani talebeler çıkıyor ya. Evet. Onu bir açalım. Müthiş bir konuşma var. Evet, şimdi bir şey söyleyeceğim. Açalım. Reklam arası vermemiz gerekiyormuş hani o sahneye. Tamam, o çünkü zaman, vaktimiz yetişmez. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra orayı da gösterelim. Sorularımızı hatırlatalım. Vefat eden çocuğu için yaptırdığı hastanenin adını yazmanızı rica etmiştik. Bir oradan görelim. Sormak istiyorum etiketiyle. Bir de şu kutumuzun içinde ne olabileceğiyle ilgili bakayım sizler ne yazdınız? Doğru cevap veren var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de marangoz... Söylemiyor ya. Ipucu, ben dedim ya. Neyle ilgili? Bir de marangoz sahnede arkada bir yazı vardı. O yazıda ne yazıyor diye söylemenizi rica ediyorum. Sormak istiyorum. Kaçırmışım hocam. Kitaplar vereceğiz. Herkes bir arada konuşuyor şu anda. Neyse reklamlardan sonra görüşmek üzere. Durum içer miydi? Sorsanız da ben kıyameti kapatayım orada. İçer diyeceğim. Yayındayız. Yayındayız. Vallahi billahi kaşındı. Hadi hocam. Evet. Ama bir dakika. En çok istihbar edilen konudur bu. Bir dakika. Hangisi? Ama... Abdülhamit içki içer miydi mevzu? Evet. Evet mi? Yok yani ne diyorsunuz? İçer miydi diyorsunuz siz? Görüşünüz ne hocam? Mesela torun demiş ki dedem Rum içerdi demiş. Yok sallamış işte. Atmış. Biz onu daha önce programda konuştuk bu ilişki meselesini. Biz dizide kalalım boşver. Yani tamamen sallama birilerini ortaya attığı bir haber. Yok öyle bir şey. Ona inanıp da sakın içirelim ben falan demeyin. Yok hocam estağfurullah. Bizim yok olur mu hocam? Ama bazı şey. Olmadık şeyler yapıyorsunuz. Mesela orada portrelerin gereği yok. Yani sarayda mesela canlı padişah portreleri duvarlara asılı değil ama ben dizide görüyorum. Maalesef. Yok şeyde olmaması var hocam. Dolmabahçe'de beri var. Sonradan olan şeyler onlar. Yani Sultan Abdülmecit zamanında çok çoğaldı. Hayır, evlerde, o sarayda. Ev değil, onlar burası ev. Bu yatak odası değil. Yatak odası değil hocam. Yatak odasında yok. Yıldızda canlı resmi oralarda yok. Yatak odasında yok. Sultan'ın yatak odasında yok. İster devam edin. Bir şey söyleyeceğim ya. Fatih Sultan'ın kendi mescitte var mı diyeceğim. Yok diyeceğim. Müvahide odasında var mı diyeceğim. Siz hayatınızda Rum içtiniz mi hocam? Niye içeyim ki? Siz içtiniz mi? Rom diyorsun ağzım değil mi? Ağzımla ben hiç koymadım. Evet. Siz mi içtiniz? Hepimiz tamam. İçtik. Neymiş ha, evet. Öksürdüğümüz zaman, hastalandığımız zaman doktora gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Bize şurup veriliyor mu? Tabii ki. Veriliyor. Bu şurubun içinde bir herhangi bir eczaneye gidip kontrol edelim. Ne kadar alkol oranı var? %5. Şimdi hocam, Sultan Abdülhamit bir kahve ve sigara tiryakisi. Bunu biliyoruz değil mi? Evet. Ömrünün sonuna doğru nefes almakta çok zorlanıyor, tıkanıklık yaşıyor. Hı. Ve doktoru Sultan Abdülhamid'e özel bir şurup yazıyor. Hı. Bu bir karışım. Bu karışımın içinde alkol de var. Torununun söylediği dedem
sık sık. Hayır hocam, bununla ilgili sabah ve evet, akşam. Evet hocam. O sabah ve akşam. Öksürük ilacının içerisinde var. Biz bunu içmek çok zorunda. Araştırdık. Bugün çocuklarla ilgili, çocuklarla ilgili ilaçların her birisinin içerisinde %5 alkol vardır ve bu ameliye esnasında, yapılış esnasında alkol etkisi ama kaybeder. Alkol sadece onun maddeleri olarak evet. Şunlardan meydana gelir diye onunla artık bir ilgisi kalmamıştır. Hocam torununun söylediği. Torunun söylediği rom içerdi diye sabah doğrudan ve akşam, söylüyor. Bu bir içki. Hayır. Bakın sabah ve akşam içinde rom olan bir şurup içiyordu Sultan Abdülhamit. Yok öyle şey olur. Evet. Alkol der. Bir de ona rom demez. Ama biz senelerce istismar etmek için hem muhafazakar camiadaki tarihçilerimiz. Selman Bey fazla kurgu yapma. Kurgu ona yapmıyorum hocam. Ona rom demez. Hiç hangi ilacın içerisinde %5 rom vardır diye yazar. Hadi onu da göstereyim. Hayır rom vardır diye demez yazmaz. Işte, torununun de. Rom dediği rom ya, budur diyorum rom size. Hocam, torunu 5 yaşında ne romu bilir ne alkolü bilir. İşte beş romu yaşında. Bilmediği için alkolü rom olarak anlatıyor işte bize. İşte bilmediği için sonradan konuşuyor sallamış. Yani ben Orhan Efendi ile bir tanışma şeyim olmuştu. Uzun da bir sohbet ettik. Vefatından önce biz konuştuk böyle bir şeyler, alkol alma hususunda yoktu. Mesela o canlı izleyicinin dikkatini çekiyor. Hocam niçin? Yurt dışına falan da veriyoruz ya diziyi. Yani böyle bir amacımız var. Hem Abdülhamid'i görelim hem Fatih Sultan Mehmet'i görelim diyoruz mesela aynı hani sahnede. Ne zararı var? Ne mahsuru ne kadar var? Güzel oluyor. Şimdi işte canlı merak. Resmi haram. Ya Fatih Sultan Mehmet kendi portresini yaptırmış. Hocam bir dakika dolma. Fatih Sultan Mehmet belli kendi ne, portresini. Belli ne kim peki? Belli neye yaptırmadı belli mı? Belli görür yapar. Şeyde Kanuni'nin de portresini yapıyorlar. Ressamlar yaparlar. Bunun bir şeyi yok. Bellini nerede bulundu o portre? Fatih'in portresi yaptırdıysa Topkapı Sarayı'nda olması lazım. 200 sene sonra neden İtalya'da ortaya çıkıyor? Bu defa da bizde uydurucu, masalcı, hikayeci dediler. Peki sizin senaryonuz ne? Ne diyorsunuz? Nereden neymiş ikinci peki bu Bayezid yaptırmadı? Han, Bağnaz bir padişahtı. Ben biliyorum kaç kişi Bağnaz'dı. Dedesinin portresini Venedik'e sattı. Ne hikayeler var daha orada? Peki size göre hakikat ne orada? Hakikat centilbelliğini İstanbul'a geldi. Tamam. O süslemeler gördü. Gittiği zaman Fatih'in portresini çizdi. Osmanlılar resme değer vermiyor ki almadı bile orada kenarda sevgili kaldı. Sevgili hocam özel yazışmalarla biraz getirildi o getirildi. Getirildi. Yok yok getirilmesi falan yok. Bu eleştiri biraz mehter ilişkisiyle bağlantılı aslında. Evet yani. Şimdi mehter eleştirisi teşekkür ediyorum. Dizi Abdülhamit Sultan Abdülhamit'in Cuma selamlığına gidişini gösteren bir sahneyle başlıyor. Fonda mehter çalıyor. Daha sonra fesli ve üniformalı saray müzisyenleri zurnalarla, nakarelerle padişahın huzurunda yine mehter musikisi icra ediyorlardı. O devirde mehter ne arar demiş. Bu dizinin bir ruhu var. Bakın bu ruhu biz oluştururken senaryo ekibi öncelikle Sultan Abdülhamid'i çok iyi anlamaya çalıştık. Bakın okumak bir tarafa Sultan Abdülhamid'i çok iyi anlamaya çalıştık. Hı. Karşımızda öyle bir portre var ki daha şehzadeliğinde saltanata geçmeden önce gözlerinin önünde yanmış olan bir kız çocuğunu kaybeden bir babadan bahsediyor. Evet. Hayattayken 4 tane çocuğunu kabre koyan bir babadan bahsediyoruz. Daha çocukken annesini kaybetmiş, sonrasında yine çocukken babasını kaybetmiş bir yetimden, bir öksüzden bahsediyoruz. Bunu, bu sultanı devleti yetiştirmiş. Bu sultan çok devletçi bir adam. Ha. Bakın, sultanlığını, sarayını, hanımlarını hepsini bir kenara bırakıp bir insan portresinden bahsediyoruz. Ben böyle bir babayı, ben böyle bir yetişmiş, devletin yetiştirdiği yetim ve öksüz bir çocuğu bu senaryonun içine koymak istedik biz. Peki bu çocuğun ruhu nedir? Bu sultanın ruhu nedir? Bu milletin ruhudur. Hangimiz Mehter Marşı'nı duyduğumuzda heyecanlanmıyoruz? Ya ben cenge giderim diyorum zaten. Sultan Abdülhamid'i gördüğümüz ilk sahnede biz marş çalmışız hocam. Peki hatamız neymiş? O dönemde mehter yok. 10 yıl öncesinde veya 10 yıl sonrasında olması lazımmış. Kabahatimiz buysa, millete bir ruhu aksettirmişsek, o ruhu yaşatmışsak elhamdülillah. Portreler koyduk hocam. Siz tarihçi olarak eleştirin. Hatadır. Evet Sultan Abdülhamid'in yürüdüğü o salonda belki portre yoktur. Ama ben de görsel olarak sanat ekibimiz çok iyi bir iş yapmış.
Sultan Abdülhamit buradan bakarken Fatih Sultan Mehmet portresiyle buradan bakmış. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkmış. İzleyicilerimiz de o sahneyi çok beğenmişler. Ve iyi ki böyle bir şey yapılmış demişler. Şimdi yanlış olan bir şeye iyi ki, mesela Mehter'e hiçbir şey demem. Evet, o da doğru. Oradaki tenkit de doğru. Orada Mehter çalınmamıştır. Ama Mehter'in çalınmasına ben bir şey demem. Çünkü 500 sene çalındı. Daha fazla çalındı. Peki hocam. Diğer taraftan öteki ise Osmanlıların istemediği bir şeydir. İstemediği şeyin yapılmasını istemem. Yani ben dizilerde bir tek şeye bakarım. Kişinin şahsiyeti değişmemeli. Kişinin değer vermediği bir şeye siz değer verdirmiş olamazsınız. Benim asmak istemediğim bir şeyi siz asamazsınız benim evime, duvarıma. Yani benim Abdülhamit'im portre sevmezdi, resim asmazdı mı diyorsunuz? Ya umumi bir şey, genel kaide. Yani bu resim meselesi, canlı resmini asmak bunların yapacağı şey değil. Ben de asmıyorum. Canlı resmini evimin duvarına asmıyorum. Çünkü dinen bunun bir mahsuru var. Ve bu da dini yönü. Az önce bir taraftan şey izleteceksiniz, sabahları kalkacak Delailül Hayret okuyan bir padişah devamlı, zikir yaptıracaksınız, başını kalbine eğdireceksiniz, sonra haram olan bir şeyi yaptıracaksınız. Kusura bakma, bunu Fransız beğensin, yurt dışına satıyoruz diye yapamazsınız. Onun için yani yapmıyoruz hocam. Az önce onu söylediniz. Hayır, hayır. Hocam merasim salonu. Merasim salonu. Onlar Abdülhamit'i de görmüşken, bizzat Mehmet'i de görsünler var Abdülhamit Han'ın. Abdülhamit Han bir aynı zamanda ressam gibi. Bunun enteresan da bir hikayesi var. İnşallah orada görürüz. Biz jurnalde portre yapmak bir hikayesi var. Portre yapmak haram mı? Ne? Haram mı? Ne yapmak? Portre yapmak haram mı? Tabii ki canlı resmi yapmak haram. Sultan Abdülhamit yapıyor muydu? Onu bilmiyorum ama Sultan Abdülhamit Han'ın yaptığı, canlı resmi yaptığını bilmiyorum. Yaptığı şeyler var. Resimler son var. Halifenin ve orada var canlı resmi. Ben duymadım onu. Son fakat onlardan birisi takip edilebilir, şey edilebilir. Yaptıysa da hata etti derim ben. Neticede var. Onu savunacak bir halim yok. O da ayrı yalnız bir konu. Yalnız son halifenin bak çok güzel hatırlattı. Son halifenin var. Yaptıysa yanlış yapmıştır Pelin abi ne diyeceğim. Şimdi bizim eleştirildiğimiz noktaların birçoğu şöyle şeyler aslında. O videoyu isteyeceğim birazdan. Soru şu. Sultan Abdülhamit bir akşam yatsı namazını kıldıktan sonra bir yaz vakti. Diyelim ki bir dolunay gecesi. İşte kızına, kızım kalk hadi bir kayığa binip de şöyle Boğaz'da bir gezinelim demiş midir? Dememiştir. Hiçbir kaynakta böyle bir şey yok. Çünkü Sultan Hazretleri çocuklarıyla böyle bir ilişkiye zinhar giremez. Doğru mu hocam? Doğru demem diyemez mi? Hadi kızım gezelim. Diyebilir. Sahip, ben bunu yasak değil, haram değil, günah peki, değil. Ha. Kızıyla gezmesi. Şimdi demiş olabilir. Ben dizide şöyle bir şey ama yapsam. Ama kızı da yok baba benim şimdi işim var. Gelemem. Biz öyle bir şey demiş dedirtmedik. Bazen dedirtiyoruz. Hiç dedirtmedik. Yasak değil nereye gidiyorsun hayır, oraya hayır. Gitme baba. Var öyle konuşmalar. Hocam biz asilik yaptırmadık. Ya bakın, bir bayan var orada. Ben Padişah Abdülhamit diyor Selman Bey ya. Ya kendini bir kıza tanıtıyor. Sokaktan gelmiş bir kız. Oraya gelmiş. Ha, sen kimsin? Mi? İlk defa karşılaşıyor hocam. Sen kimsin? Ya saray bunlar. Burası nereye ilk defa giriyor? Sokaktaki kulübe evi mi bu? Abdülhamit kendisi aldı getirdi hocam kızı. Onun yanında olduğu için girebiliyor. Ha, o kız burada o, bak. Sen kimsin? Sen Padişah bak. Abdülhamit. Şimdi Pelin Hanım meselemiz şu. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu kız değil mi o bahsi geçen? Asen değil evet, mi? Evet. Ya bunlar bu düğün sahneler. Yani... Böyle hani bu kız hafızasını kaybetmiş, aldılar falan. Evet. Reklam arasında hoca kızdı, bu sahneye de kızdı hoca. Bunlar dedi, yani şey yalnız ne işleri var dedi, değil mi? Ya cariye hani orada. Ben bir şey demem. Sarayda cariye sayılır. Artı ama Sultan şimdi cariye mi o? Getirmiş oraya. Cariye mi? Cariye olduğunu biliyor musun? Bu çünkü başka bir durum var burada. Satılmadı, alınmadı, ailesi kim? Ha, yalnız. Şimdi doğru, onları tamam, araştırıyoruz hocam. Ailesi kimdir, nedir şimdi, onlara bakıyoruz. Ama ben padişah, sen kimsin? Ben padişah Abdülhamit. Hocam arkasında çok bir hikaye yani. Var. Hadiseler onu, sarayda yaşandı hocam. Yani biz sarayı çok böyle belli bir şeye sokmayalım. Valla bu şekilde olursa bu padişah 50 defa zehirlerler, 50 defa bıçaklarlar evet, öldürürler. 50 defa böyle bir bu girişim olmadı mı hocam? Oldu. En yakınımdaki isimlerden ihanetleri görmedi mi? Sofrasına yani, oturdu. Kim olduğu bile belli değil. En yakınındaki hanımları insanlardan oturmaz bu ihaneti görmedi mi? Hanımları oturmaz. Defalarca suikaste uğramadı mı? O farklı bir şey. Defalarca suikaste uğramadı. Şimdi Pelin yani Hanım, uğrarken işini bitirdiler. Ben bu kız sonradan şey onun söyleyeyim. Haremine yani şey hanımlarından biri mi olacak? İki sene hayır, takip hayır. Ettiler bir suikast için. İki sene takip ettiler. Kaç defa şeye giriştiler dışarıda. Valla ben de bu kızı takip edeceğim ne olacak diye.
Ahsen. Ahsen de güzel kız demek. Önümüzdeki hafta. Ha. Neler olacak neler? Dur merak ettim ha. Önümüzdeki hafta. Söyleme abi. Söyler miyim? Ha o bir tane sahne diyordunuz. O sahneyi bir alabilir miyim? Onu hazırla dediniz de. Burada nasıl göstereceğiz? Siz bana verin ben siz göstereceğim. Ben hanımı verin. Basın isterseniz. Tamam. Siz bu sahneyi niye istediniz onu da... Hocam şu sahne var ya hatırlarsın. Bugünümüze bu ışık tutan, bugünümüze gerçekten çok önemli. Şu sahnenin ne olduğunu bir hatırlatın. Bunlar böyle şey değil mi daha asiler. Hocam Selman hocam. Bu talebeler bir nümayiş düzenlemek istiyorlar. Sultan Abdülhamit de kendisi bir gazete bastırarak talebeleri bir yere sevk ediyor. Kendi istediği yerde onlara miting tarzı bir şey yaptırıyor. Ve nihayet Sultan Abdülhamit oraya geliyor. Talebelere bu konuşmayı yapıyor işte. Size hürriyet fısıldayanlar ne ister peki? Size hürriyet fısıldayanlar ne ister peki? Devam edin biraz. Öyle mi? 600 yıllık devletimizi yıkmak isterler. Mekteplerinizde bu milletin refahı için çalışmak yerine sizi sokak. Devam edin. Benim saltanatımda kimin canına dokunulmuş ki bir muharririn canına kastedeyim? Peki. Gargun uşakları. Bizim canımıza kastettiği zaman neden sokaklara... Sizin mesaj çıkıyor. Tamam orada gençler böyle şey hani daha çok özgürlük istiyoruz falan. Onlara diyor ki kardeşim diyor garbın uşakları diyor size diyor bunu fısıldıyorlar da ama onların hani niyeti ne falan diyor. Bu da mı gol değil hocam? Bu da mı gol değil hocam? Ben buna şöyle bakıyorum açıkçası. Şimdi burada... Şimdi az önce Orhan Bey bunun şifresini verdi. Bakın dedi günümüzün bir mesajı dedi. Ben dizilerde günümüzün mesajı diye gitmek istemiyorum. Aslında Sultan Abdülhamit Han %99 hayatı bugüne mesajdır. Ama bugünkü olaylardan o güne gitmek bence yanlıştır. O günün hadiseleri ortaya konulsa tam manasıyla bugüne mesaj olacaktır. Mesela 1896-97 bu talebe olayları bu şekilde ortaya çıkmaz. Bu söylemler yok. O dönemde yok. Ya o dönemde böyle bir şey yaşandı mı hiç yaşanmadı mı? Abdülhamit Han, hocamız anlasın. Abdülhamit Han böyle bir söylemi asla olmadı, olamaz, çıkmaz. Ve böyle de bir şey olmadı. Bir defa yanlış günümüzden hareket. Orhan Bey bunun şifresini verdi. Günümüze mesaj. Oysa bu fark bir defa bu talebe ben bu dönemde şunu işlerim. Bu talebeler nasıl o hale getirilecek ileride? Abdullah Afganiler nerede? İngilizler nasıl işliyor? İngilizler hangi planlarla giriyor? Nasıl bu ülkeyi Abdülhamit Han'a düşman hale getirecekler? El altından neler yapıyorlar? Ben bunları işlerim. Gün gelecek bu talebeler ayaklanır. Ama burada ne konuşma var, ne o var, ne bu var. Günümüze mesaj, günümüzdeki olayların mesajı var. Oysa Abdülhamit Han'ı işlemek zaten günümüze mesaj olacaktır, olay olacaktır. Ben bu noktada biraz şahsen kurguyu hatalı buluyorum. Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır diyorsunuz. Ama bu şekilde anlaşılmaz. Peki bakın. Biz çünkü insanlar buna bakar böyle bir hadise yok der. Yine Selman Bey bunu kurgu demeye başlar. Çok iyi anlaşılıyor hocam Abdülhamit bu diziyle. Evet. İşte ama bunlar yok. Bunları bakın, savunamazsınız. Bizim vazifemiz aslında şunu bir defa ortaya koymak lazım. Senaristin vazifesi izleyicisine tarih öğretmek değildir. Senaristin vazifesi bir tarihi kahramanı hatırlatmaktır. Biz izleyicilerimize deriz ki böyle bir tarihi karakter vardı ve başından şu şekilde hadiseler geçmişti. İzleyen kişi de zaten şunu düşünür. Biz senaryoyu yazmaya başladığımızda bunun tedirginliğini zaten yaşadık. Yani bizim koyacağımız tarihi tezgah, terazi... İnsanlar tarafından birebir tarihin hakikatiymiş gibi algılanacak. Peki biz ne yaparız hocam? Biz ruhuna müdahale etmeden, o ruhu da yansıtmaya çalışarak ve bu tarihi karakterleri sevdirmeye çalışarak insanlara dönemi hatırlatırız. Peki sonra ne olur? Bu dizide olduğu gibi şeyler olur. Bakın ben Bosna'ya gittiğimde, Makedonya Üsküp'te bu dizi izlendiğinde, Tunus'ta bu dizi izlendiğinde ne oluyor? İnsanlar
Elinde telefon varsa hemen bir Abdülhamid'i arıyorlar. Tabii. Sabahattin'i aramaya başladılar. Bu Sabahattin, Prens Sabahattin'miş demeye başladılar. Evet. Prens Sabahattin ne yapmış acaba Abdülhamid'e dediler. Araştırmaya başladılar. Bu Mahmut Celaleddin ismini muhtemel ki Türkiye'de ilk defa duyduk. Hı. Bu adam kimmiş, ne yapmış? Adam sultanın kız kardeşiyle evli ve İngilizlerle birlik olup sultana ihanet ediyor. Yalnız bu arada az önce öğrencilerle konuştuğu tirat aslında çok... senaryo açısından çok başarılı. Yani onun söylediği şey ifadeler itibariyle çok başarılı. Ama ben sizin onlar eleştirinizi bir... şöyle anlıyorum. Mesela orada hocam ama herhalde şunu da orada demek istiyor. Mesela Sultan Abdülhamit değil de Sultan Abdülhamit'in bir adamı, onu temsilen birisi oradaki gençle seslenmiş olsa. Daha etkili olur. Daha değişik hani çünkü olur. Orada öğrencilerle Abdülhamit'in bir araya gelemeyeceği fikri zaten dönemi bilenler hiçbir itibariyle zaman olmadı bu. Hani gerçeği olmadı. Yansıtmayacaktır. Hani onun belki bir adamı gidip de mesela Tahsin Paşa. Hani öğrenci ama yani onun ağzından o ifadeyle işte hani Bülent İnal'ın giymiş olduğu o karakterle onu ifade etmesi aslında çok etkileyici. Ben o sahneyi birebir ya yayın esnasında izledim. Etkilemiyor demiyorum. Ama hocam, ben de etkileniyorum. Ha. Ben de güzel buluyorum. Ben de ama biz burada mesela konuşurken ister istemez bir tarihi diziyi ister istemez tarihe uygun mu değil mi öyle mi böyle mi? Fakat şey Selman Bey şurada çok büyük hata ediyor. Yani hani Bosna'ya gittiğinde Kosova bütün dünya izliyor. Biz bunu sunuyoruz. Yani diğerini sunulduğunda izlenmeyecek mi? Konuşulmayacak mı? Daha peki, doğru olduğu zaman bakılmayacak mı? Ben de şunu söyleyeceğim yani, hocam size. Hocam sizin burada öğrencileri gibi. Ya burada öğrencileri böyle söyledi de mesela nasıl bir kötü imaj oluştu? Mesela yani incilerimiz mi döküldü ne oldu? Ben şimdi burada söylemek istemiyorum. Bu tamamen günümüzdeki bir şeyin yaşanmış hadisenin bir versiyonu. Bu tamamen günümüzden gitme bir yer zaman. Hayır, şey ben bunu başka türlü düşünürüm. Başka işler yaparım bir başkasına. Şey günümüzden oraya gidilmiş bir hadise değil. Ben bizzat senaryonun yazıldığı sırada işte bizim senaristimiz Uğur Uzunok ikimizin oturduğumuz zaman çıkardığımız bir sahnedir. Bugünkü hadiselerle bu sahnenin hiçbir alakası yok. O günden bugüne mesajları olan bir sahnedir. Bugünün oraya gitmiş bir sahne değildir. Gerçi bugünden, şöyle bir benzer. Bugünden, mesela şöyle bir benzerlik bugünden, var. Bugüne mesaj diyemezsiniz çünkü o gün böyle bir mesaj yok. Nasıl ama hocam bir şey söyleyeyim. Özgürlük yanlıları ya. Ciyak ciyak bağırıyorlar. Daha bu durum, o Prens Sabahattin'lerin burada daha bağırmıyorlar. Hangi fikrin peşinden koşuyorlar? Bir defa daha burada bağırmıyorlar. Bunları ne buraya hocam? Bunları buraya neyin ama getirdiği? Ama bugün de demokrasi... Tıbbiye'de başlayan hikaye nedir? Bunları buraya... Tam da bu yıllarda tıbbiye'de başlayan... Abi tıbbiyeliler daha başını kaldıramaz orada. Olur mu başını hocam? Başını bile kaldır. Mesela tıbbiye'de... onların arasında ne yayılıyor? Hocalar sınıfta ne anlatıyor? Hiç işlediniz mi? Evet, Mahmut hocalar. Celaleddin Paşa çıktı, ders anlattı mesela. Ders anlattı Batılı, orada Mahmut Batılı Paşa. Tabii çıktı orada, ders anlattı. Hürriyeti anlatacaksınız diyor. Niye duruyorsunuz diyor. Sen izlememişsin Mahmut hocam Celaleddin ya. Hocam önümüzdeki bölümleri izliyorsun da geçmişteki bölümleri izlememişsin. Hocamız izlemedi. Mahmut. Bir dakika hocam. Peki bu buradaki konuşmanın sonunda ne var? Hadi bakalım bilirseniz kitap hediye edeceğiz. Evet. Nasıl buradaki konuşma? Ya o demin çocuklarla konuştuğu orada ezan sonunda. Hayır ezan. Bir dakika ondan önce. Tam ezanla okurmadan önce sonunda bir şey söylüyor önce. Dedi, hayır. Var orada en sonunda çocuklara bir şey soruyor. Çocuklara diyor ki hürriyet istiyorsunuz. Hayır hocam. Okullarınızı size hayır kim hocam, yapar? Bilemedin hocam. Kitabı alamadım bu akşam. Hadi. Hayır. Hocam gol yediniz. Gördünüz mü hocam? Peki. Ya, bir şey söyleyeyim. Bu akşam ama... hocam iki kişi ortaya aldık seni. Ne diyor biliyor musun hocam? Padişah dönüyor ne diyor? Evladım diyor. Sen hangi okulda okudun? Tamam işte o okulu ben yaptım. Hocam ya. Şu okulu. Hocam Zeki. İkincisi de öyle. Şimdi bir şey diyeceğim. Okulu Mekke bitim diye. Ya bir kere... Ama şimdi çok... şunu anladık hocam. Ha. Diziyi nasıl biliyor musunuz? Sevmiş. Şimdi, sevmiş. O da Abdülhamit Han'la ilgili iyi niyetler. 7 bölümlük diziyi birden 7'ye kadar fragmanlarını izlemiş. Hoca geldi burada şimdi bizi topa tutuyor. Böyle yok, 1. bölümle 5. bölümü de tam izledim. Tam izlediniz. Tabii onları söyleyebilirim. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Gerçekten kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Emeği geçen herkese teşekkür edelim. Eline sağlık diyelim. Oyuncu kadrosu çok başarılı. Bana göre mekanlar çok başarılı. Kostümler keza öyle. Yani bir seyirci olarak beni lütfen hani kabul edip televizyonculuğumun dışında. Bülent İnal
Çok Bülent İlhan'ın burnuna böyle estetik yapıyor. Yani şey yapıyor musunuz? Makyaj yapıyor musunuz şuraya? Merak ettim onu. Hayır. Öyle miydi burnu? Evet. Aa, o zaman bak benziyormuş. Yani profilden bir... Aa, emin misiniz burnunda olmadığına? Takdir eder misiniz oyunculuğunu Bülent Bey'in? Kesinlikle. Yani biraz anlatır mısınız? Kesinlikle Bülent İnal. Yani ben kendisiyle... Sakin güç bakar galada, mısın? Evet. Kendisiyle galada daha birinci bölümü seyrettikten sonra kendisini tebrik ettim. Ve gerçekten benimle konuşurken böyle benim içim titriyor. Sultan Hamid'in torunuyla konuşmak dedi benim için büyük bir şeref dedi. Sırtımda dedi çok büyük bir yük var dedi. Doğru. Yalnız bakın. Sırtımda dedi çok büyük bir yük var dedi. Ha. Allah izin verirse dedi ben dedi elimden geldiği kadarıyla dedeni dedi güzel dedi göstereceğim dedi. Şahsen ama çok iyi yansıttığını dedi, düşünüyorum. Bakın şu fotoğrafa bakarsanız yani o ruhu, o ağırbaşlı, sakin ya o hali... Ama aynı zamanda her şeyin de farkı. Bak şu fotoğrafta evet, ne kadar değil evet. mi? Yani ben hakikaten oturtmuş. Hakikaten yani. Hem kendisi oturtmuş hem de ekip eminim o manada da çok yardımcı olmuştur. Şimdi ama benzerliği kimseye kaptırmıyorum. O bana ait yani. Herhalde tabii ki. Yalnız bir belgesel çekilirse siz oynayın. Bir belgesel İnşallah. Ah ya şu fesi getirsinler bize. Mi? Bir de benzerliğiniz. Hadi Allah aşkına birinizden rica ediyorum. Şu fesi getirebilir misiniz? Bizim kulisteki odada. Hah, ne olursunuz size zahmet. Bak orada benzerliği tam göreceksin. Ne çıkacak, kadar benzeyici yani. Ortaya çıkıyor. Şimdi seyircimize sormuştuk. Dedik ki öncelikle vefat eden çocuğu için yaptırdığı hastanenin adı? Şişli Etfal Hastanesi. Şişli Etfal Hastanesi. Belki bakın kaç kişi belki o hastalar, hasta yakınları oraya gidiyorlar, giriyor. Biliyorlar mı acaba kim Muhtemelen yaptırdı? Muhtemelen bilmiyorlardı. Ve daha neleri bilmiyorlardır. Ben değil orada mi? Abdülhamit Han'a anlatınca doktorlar beni şey yavruna tuttular. Gördünüz değil mi onu? Yani böyle sistemlerini, sistem yağmuruna neredeyse tuttular. Gerçekten. Tabii tabii gittim Şişli Etfal'de konuşma yaptım. Aman Allah'ım çıkıncaya kadar. Hocam siz bugünden maalesef. Sonra Anadolu'ya pek gitmeyin bence. Ben her zaman Anadolu beni... Bizim izleyicilerimiz size kızmasınlar. Hakkı söylediğim için hiç kızmazlar. Yok hocam oralarda... Hem izleriz hem seni dinleriz derler. Bir odasında Sultan Abdülhamid'in kendi eliyle yapmış olduğu şey var. Çalışma masası var. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi şunu takar mısınız lütfen? Hah, burada gördüler de. Evet, tamam. Şimdi bir soru daha sormuştuk. Şimdi diyecekler ki. İkinci sorumuzun cevabını da verelim. O marangoz sahnede arkadaki levhada ne yazıyordu? Ya Hazreti Nuh. Ya Hazreti Nuh ve bilenler oldu. Evet. Allah helal olsun bizim seyircimize. Ama neden? Ama neden? Evet. Hocam neden? Abi sizden alalım onun cevabını da. Ya hocam sizden alalım. Yok. Hazreti Nuh marangoz muydu? Evet. Ya Hazreti Nuh her peygamberimize bir meziyet verilmiştir. Ya ne güzel. Hazreti Nuh'un meziyeti ve hüneri marangozluk üzerinde. Marangoz üzerindeki bütün aslında kendileri iki tane pirimiz vardır. Hı hı. Yani bu işin ustası vardır. Bir peygamber Hazreti Nuh, bir de Sultan Abdülhamid Han. Ben bunu da bilmiyordum. Çok sevdiğim bir dostum var. Buradan selam gönderiyorum Sabri Bey. İnegöl'e gittiğim zaman, tabii çok güzel karşıladılar bizi, Allah razı olsun. Ben onu orada öğrendim. Yani bizim için çok değerli zaten biri peygamber, biri de sultan. Bir takar mısınız şunu? Bir de fotoğrafı arkaya getirin arkadaşlar. Ha bu arada bu fes kesinlikle dikiş yoktur. Evet yayından önce evet. Ben onu inceledim. Çok ilginç. Bunu yapan şahıs Allah rahmet eylesin. Daha Türkiye'de bunun gibi daha yapan kimse yok. Kalmadı kesinlikle mı? Dikiş yok. Bir takar mısınız? Evet, istersen bir gösterelim. Tamamen kalıba oturtulmuş. Evet. Gerçek fes. İşte bu da bir karton sanat. Fes değil yani. Değil. Hani karton fesler şöyle. Bakayım. Vallahi benziyorsunuz. De şunu isterseniz. Onu da tak yapsanız hadi. Şöyle böyle. Ama altta ses çıkmıyor size. Olsun.
Şu çıkmıyor. Bu. Altına şöyle bir tahta koysaydık böyle vurdum mu böyle. Yok tam... yok çıkıyor çıkıyor. Maşallah. Gerçekten benziyorsunuz. İki şimdi seyircilerimiz... Vallahi değil mi hocam hiç konuşamayacaktı. Şimdi seyircilerimizden gelen birkaç tweet'i de okuyalım. Zuhal Hanım Galatasaray 1905 sormak istiyorum etiketiyle. Böyle diziler yapın. Bizler de izleyelim. Armut'un çöpü, üzümün sapı demeden illa birebir olması mümkün değil. Böyle çok güzel demiş. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Bey demiş ki sormak istiyorum etiketiyle. Duvarda ya Hazreti Nuh yazıyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Biz derste bu diziyi görüyoruz demiş. Güzel ya, değil mi? Ya hocam hala diyor. Vallahi yani hocam. Bugün senden daha hızlı şey atak bekliyorum. Hadi. Demek ki biz evet. Yani bugün... Ahmet Hocan bildiğimiz başka böyle yani. Demiyordum o zaman. Vallahi. Yani. Şimdi kutuyu da sormuştuk. Bakalım birkaç tahmin okuyacağım. Kader Yılmaz demiş ki o kutunun içinde Abdülhamit Han'ın kendi elleriyle yaptığı tahta oymalar ya da marangozluk aletleri olabilir demiş. Ondan sonra Pelin Hanım sizin tahmininiz nedir kutu hakkında? Şerife Hanım keşke o meşhur yüzüğü çıksa diyorum ama öyle değil daha büyük bir şey. Ama bir dakika o demin ne söyledi ve biraz şey dedi, yaklaştı. Kendi elleriyle yaptığı marangozluk işte bir tahta oyma filan bir şeyler olabilir demiş. Bildi mi? Yaklaştı. Öyle mi? Evet. O zaman Kader Hanım size hediye. Şerife Hanım ben keşke olsaydı dediğim. Aslı Çiçek kutunun içinde mendil, hokka takımı veya tarak olabilir hayır, demiş. O daha önceki programlardan. Silah olabileceğini düşünüyorum. Hayır. Silah merakına istinaden evet, Mavi Rani onu söylemiş. Seccade demiş Nur Hanım. Yok o kadar sığmaz. Cep mendili, tesbih, dua kitabı yok, demiş Tuba Akın. Onlar eskileri gördüklerinden. Tabii. Yeşil taşlı tesbihi var demiş evet, Ahmet doğrudur, Bey. Doğrudur ama burada değil. Babam anahtar, kardeşim saat, annem tesbih, ben de yüzük diyorum. Afranur Bucak. Yok. Değil mi? Peki bir tane daha. Bir açalım İşlemeli bari. Gülden bir tarak, ipekten yani bir kumaş. Mehmet Yiğitan. Sinan Çeliktaş üstelik fotoğraf da yollamış. Vallahi süpersiniz. Hazreti Nuh yazıyor size de bir hediye. Betüş size de öyle. Allah çok fazla var. Ay hocam sizle ilgili yorumlar da var. Şeyler. Öyle mi? Evet. Yayından sonra. Haydi bakalım ne çıkacak. Böyle yaparlardı ya. Selman Bey biliyorsun galiba. Ha ne var hocam? Ya ben pek tahmin edemedim. Öyle bir şey söyledi ki. Ne var biliyor musunuz? Ne var? Salonu alsın diye bir tablo hediye edecekler size. Ha. Bir Osman portresi. Bana bir hediye var. Geliyor. Siz biliyor musunuz böyle rahat rahat açıyorsunuz ha? Biliyor. Biz her şeyi biliyoruz hocam. Eşine... Abdülhamit Han'dan bir hediye. Evet. Ha? Onun mu? Eşine bir hediye. Müşfika Kadın Efendi. Müşfika evet. Kadın Efendi'nin mi bu? Hammamda giydiği takunya bildiğimiz. Evet. Ama tabii üstündeki o şeyler yok. Çok perişan durumdaydı ya, bu. Açmadan bildim ama abi ya. Bak eşine ya, bir kopya hediye. Kopya aldı ama. Hiç almadım. Bakabilir miyim? Tabii. Çok perişan bir vaziyetteydi. Bunu da mı satılırken buldunuz? Evet. Bunu da mı? Evet. Ay yazık ya. Evet. Kim bilir neler gitti. Bayağı perişan durumdaydı. Hiç fazla ellemedik yani özellikle yani kendi eliyle yaptık. Bak tarihi yani resmen evet. Tarihe dokunmaktır bu. Şanslıyım. İlk defa programımızda görüyorsunuz. Evet bunu. Gerçekten. Başka teşekkür. Programa götürme. Çok teşekkür ederiz. Burada göster. Evet. Elin Hanım'ın programında. Çok hiçbir teşekkür. Yerlere ilk götürme. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz kıymet için ve getirdiğiniz için sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hem böyle bir diziye imza attığınız için. Bizler tabii ki seyrediyor olmaktan çok memnunuz. Bazen yayın koşuşturmasında bazı sahneleri falan kaçırıyoruz ama sonrasında telafi etmeye çalışıyoruz internetten de. Aylere isimiz Dündar Efendi. Zor şartlarda Şam'da kalıyor. Zor şartlar derken şöyle. Günde sadece 3 saat elektrik geliyor. Sabah bir su veriliyor yani 2 saat su veriliyor bir de akşam 1 saat veriliyor yani toplam 3 saat su geliyor o şartların altında sadece bir bölümünü seyretmiş tabi benim ismim de orada görmüş çok sevinmiş ve diziyi tabi Sultanahmet'i ilk başta Mehter Marşı'nı şimdi eleştirdik de ama Mehter Marşı'nı duyunca Sultanahmet'in o heybetini de görünce bir de tabi Orhan Osmanoğlu yani yeğeni tabii. Var. O kadar sevinmiş hemen dedi Orhan'ı arayın demiş. Ve Allah razı olsun dedi yeğenim benim için bir teşekkür gönder. Biz onu da gösterdik bilmiyorum sizin şeyde çıktı mı gördünüz mü
aile reisi Şehzade Dündar Efendi. İşte bir bölümünü seyrettim. Bayağı dokunmuş, heyecanlanmış. Şimdi aile reisimiz birinci bölümü seyretmiş. İnşallah diğer bölümleri de tek tek seyreder. İnşallah. Onun da eleştirisi varsa. Buradan da çok kendisine hürmetler ve selamlar gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz. Ve cuma geceleri saat 20'de mutlaka payitahtın. Bundan sonra da biz de birlikte biraz erken gelin de burada birlikte seyredelim. Tabii siz burada erken gelin hocam. Hocam böyle yapacağız artık. Beraber sete bir gelin, biz sizi dizide bir şey yapalım. Hocam gidelim mi sete? Gidelim peki. Vallahi gidelim. Beraber gidelim istiyor haftaya. Bir bölümde sizi orada oyuncu olarak şey yapalım. Bundan sonra her hafta biz size biraz selam yollarız Selman Bey. Bak, sizin sahneyi Fatih Sultan Mehmet portresinin önüne koyacağız. Orada evet. Fotoğraf çektiririz. Sosyal medyada paylaşırız. Hocama biz size Fatih, her hafta selam göndereceğiz. Fatih'in portresini koyacağız. Bir de Mahmut Paşa'nın yanına koyacağız. Tamam. Mahmut Paşa'yla beraber. Tamam. İnşallah gelelim sete de. Belki bir gün orada yayın yaparız. Tamam. Ha? Tamam. Nasıl güzel olur? Güzel olur değil mi? Vaktimiz varsa bir son cümle ben söylemek isterim. Tabii ki. Şimdi dizi başladığından bu tarafa biz ciddi eleştiriler aldık. Bazı eleştirileri iltifata tabi görmeyip hiç görmezlikten geldik. Bazılarına cevap verdik. Ama bu diziyi hocalarımız, gazetecilerimiz, yazarlarımız, üniversitedeki akademisyenlerimiz bir fırsat olarak değerlendirseler, bu seneyi topyekün bir Sultan Abdülhamit yılı olarak görseler bu dizi vesilesiyle ve biz Sultan Abdülhamit'i hem kendimize hem de yurt dışına anlatma seferberliğine girişmiş olsak bu dizi vesilesiyle. Ne güzel olur. Ki bizim yapımcımızın projesi zaten sadece bir dizi değil. Bunun yanında çizgi romanlar olsun, çizgi filmler olsun, kitap yayınlamak olsun. Esfilm'in böyle bir geniş projesi var. Sultan Abdülhamit'i bütün dünyaya anlatmakla ilgili. Bence bir taraftan hocam diziyle ilgili eleştirileri yaparken diğer taraftan ya böyle bir hizmet veriliyor. TRT Devlet Televizyonu bu işin altına elini koymuş, bir hizmet yapılsın diye ilk ön ayak olmuş. Sonra bir yapım firması bunu yapmaya taşın altına elini koymuş deyip işin bir tarafından tutup nasıl yükseltebilirizin muhasebesini de yaparsak biz yaptığımız hatalarla ilgili hesap vermeye her zaman açığız. Ama size bir şey söyleyeyim, bu çok güzel bir şey. Mesela buraya geldiniz ve gerçekten konuşalım dediniz. Yani bunu herkes yapmaz. Değil mi? Deve kuşu gibi kafasını kuma gömer. Hiçbirini de duymaz. Tabii. Bakın beni senelerce siz... Dirilişi de yapmıştık hatırlarsınız bizim programda. Evet, Mehmet Bozdağ gelmişti. Senelerce davet ettiniz ama bir vesile ben programlara çok çıkmadığım için gelmemiştim ama... Şimdi biz devlet televizyonunda aslında milletin televizyonunda bir iş yapıyoruz. Bu iş bizim işimiz değil, aslında milletin işi. Çağırdınız, sormamız gerekenler var, yanlış giden şeyler var dediğinizde aslında buraya hesap vermek üzere geldik biz. Çünkü dolayısıyla bu projeye sadece bir dizi gözüyle bakmayalım. Kaybettiğimiz çok büyük bir değer var. Ben gittiğim okullarda, üniversitelerde bunu anlatıyorum. History kelimesi, history kelimesinin, yani onun hikayesi. Başkalaşmış bir halidir history kelimesi. Onun hikayesi dediğimiz bizim milletimizin hikayesi bir yerde kesintiye uğratılmış. Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçerken hikayemiz kesintiye uğratılmış. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken hikayemiz kesintiye uğratılmış. En son hikayemizin kesintiye uğradığı yer Sultan Abdülhamit. Ve biz hikayemizi birleştirmek adına, onu hatırlatmak adına bir dizi yapmaya çalışıyoruz. Hocalarımız bizi eleştirsinler, yanlış gördüklerini söylesinler, biz düzeltmeye çalışalım. Hı hı. Ama nihayetinde bu işin neresine benim bir katkım olabilirin de muhasebesini hepimiz yapalım. Öyle. Yani tarihimizde milli bir figür arayacaksak, milli bir kahraman arayacaksak emin olun aslında ilk aklımıza gelen isimlerden bir tanesi de mutlaka yani milli bir figür arayacaksak Sultan Abdülhamit'tir. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, anlattığınız için. Sevgili seyirciler, bu haftalık biz cumartesi gecesi ekranlarınıza geldik. Gelecek hafta çarşamba gündem ötesinde, çarşamba da Erhan Afyoncu konuğumuz. Erhan Hoca'yı ağırlayacağız. Cuma gecesi yine tarih sahnesinde buluşmak üzere. Herkese iyi bir gece diliyorum. Yarın önemli.
Bakalım yarın ne getirecek bizlere. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyelim. Her şeyin en güzeline layık bu ülke. İnşallah da öyle olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.